İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim. Kim ne takmış görelim. Haftanın ilk yarışmacısı Fulya Özdemir. 23 yaşında ve 2,5 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimiz Aslen Edirneli. İlayda Çetinkaya. 26 yaşında ve 8 aylık evli. Aslen Selanik göçmeni olan gelinimiz ev hanımı. Zeynep Kuru. 24 yaşında ve 2 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimiz Aslen Kocaelili. İrem Akbaş, 26 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Sosyal medya yöneticisi olan gelinimiz Aslen Kastamonulu. Merve Çelik, 24 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Aslen Erzurumlu olan gelinimiz ev hanımı. Gelin evi haftanın ilk gününde Edirne merkezden herkese kocaman ve sıcacık merhabalar diliyoruz. Bu hafta birbirinden renkli, birbirinden maharetli gelinlerim olacak demiştim. Evet, dördü yanımdalar. Hemen birlikte tanıyalım. İrem, Zeynep, İlayda, Merve. Çok memnun oldum kızlar. Biz de çok memnun olduk. Evet, şimdi birazdan Edirneli gelinimiz Fulya ile tanışacağız hep birlikte. Onun mahallesindeyiz şu anda. Şuradan bir yerden duman tutuyor yalnız, ne alaka? Dur bakayım, ateş yanıyor orada. Evet. Hadi gelin yaklaşalım bakalım. Edirne'mize hoş geldiniz. Ver müziği dış ses. Kaşı gözü çok önemli. Sana bir şey söyleyeceğim. Çok önemli, çok önemli. Boyu posu marmela, kaşı gözü çok komelli. Uçuşuyor etekleri sanki galler prensesi. Boyu posu marmela, kaşı gözü çok komelli. Sana bir şey söyleyeceğim. Çok önemli, çok önemli. Ay ne güzel bir kalp baba. Ne güzel bir mahalle. Peki bu ateş neyin nesi? Gel Fulya yanıma gel gel. Allah çok fena. Gözümüze geliyor gel. Ay. Ne yaptın, niye yaktın sen bu ateşi? Evet. Hıdır Ellez geçmedi mi? Sizin gelişinizle ikinci bahar Hıdır Ellez'i kutlamak istedim. Ay bak görüyor musun? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Edirne'de kasaba şenlikleri var. Evet. Karnavallar, eğlenceler var. Ateşler yakılır, dilekler tutulur. Tam da bu zamanlar. Evet. Çok evet. Teşekkür ediyoruz böyle bir ambiyansla karşıladığın için. Şimdi üstünden mi atlayacağız, dilek mi tutacağız, ne yapacağız? Evet, dilek dileyip üstünden atlayacağız. Çok güzel. Kim atlar? İlk önce ben atlayayım o zaman. Kızlar dilek dileyip ateşten atlanır. Benim dileğim 50.000 TL'yi kazanmak. Hadi bakalım hoppa. Senin dileğin ne tatlım? Benim de 50.000 TL'yi kazanmak. Sen de 50.000 TL'yi kazanmak istiyorsun? Evet. Hadi atla bakalım. Altında. Peki hadi bakalım. Hoppa. Tatlım Zeynepciğim. Kesin 50.000 TL'yi kazanmak. Allah Allah, biz bu 50.000 TL'yi kime vereceğiz? Şöyle kenarından atlayacağım. Düşünsenize. Ha, yanından geçti. Kenarından eğitim. Çok hoş, çok havalı. Bir deneyelim bakalım Zeynep. Seni de görelim İlaydacığım. Evet. Senin dileğin ne? Ben zaten 50.000 TL'yi kazanacağımı düşünüyorum. Hoppa, helal olsun. Güzel sektin. Sen kaldın, gel bakalım. Ben de geleyim. Merveciğim sen de atlanma, önce dileğini söyle bakayım. Tabii. Hepsi canım istiyor bunu ama evet, istemesinler çünkü 50.000 de, evet, ödüller de benim. Hadi bismillah. Ay. Woo. Enerjiye bak. Altınlar benim. Gel gel. Aa, hangi gün sendeyiz Merve? Cuma günü çok güzel şekilde sizlere anlayacağım. Ne diyorsun, nasıl sekti, gördünüz mü ateşin, evet, üstünden? Evet. Yani ev sahibi ne diyorsun, ateşi sen yaktın, en iyi de Merve sekti aranızda. Göreceğiz bakalım 50.000 TL hangi gelinin olacak bu hafta. Ve diğer
maharetli hanımefendi kim olacak? Haftanın ödüllü oyununu kim kazanacak? Hepsini göreceğiz. Aslanım, peki sizin bir dileğiniz yok mu? Hayatım, benim dileğim iyilik, güzellik, mutluluk, huzur olsun. Harika bir bahar, harika bir yaz, sonrasında harika bir sezon. Ama en çok sağlık diliyorum. Ben de şöyle yanından geçiyorum. Ama Merve'den sonra, açıkçası Merve'den sonra ben atlayamadım. Merve neydi ya? Merve, bir daha atlar bir mısın daha gözünü seveyim? Ben çocukluğumda çok ip oynadım aslında. Ne diyorsun ya? Eteğin dar ama. Bak, dikkatli atla Merve. Hepimiz için şöyle, ekranları başındaki izleyicilerimiz için de şöyle. Tabii. Bütün o deminki güzel enerjine bir atla bakalım. Bütün yaz her dileğimiz kabul olsun. Kapı karşılamasını çok güzel bulmadım açıkçası. Yani oradaki duman hep suratımıza geldi. Yani çok manasız buldum ben açıkçası. Ateş çok gereksizdi. Boşu boşuna duman koktu üstümüz. Yani Hıdır Ellez'i onlara tanıtmak istedim ben. Onlarla beraber kutlamak istedim. Öyle düşünmelerine üzüldüm. Tavernalarda havaya atılan peçetelerden. Çok kötü. O zaman ben sana o ambiyansı yaşatayım. Sunumluklara önem vermiyorum yani. Ha, önemli bir önem vermediğinizi çok sunum anlıyoruz önemli. Zaten. Sen bunları bile isteye aldın. Evet, bile isteye. Zevkinden şüphe ettim şu an. Poşet çayı eleştirmeye mi geldin, evimi eleştirmeye mi geldin? Her şeyi eleştirmeye geldim. Tam görümce hediyesi. Kesinlikle. Odanı berbat etmek istemiş. Kayınvalidenle görümcen seninle çok anlaşamıyor. Yatak odası karanlık olmalıdır. Bir de o bence zaman bunun bir anlamı kalmıyor. Zevkin bence bu kadar büyük kötü. Ihtimalle. Ben bunu tamam, kafama takıyorum normalde. Çatlamış, orayı bir ufak kapatabilirdik. O kekin de orası çatlasın yani. Çatlasın. Aman. O zaman. Her şeyi kalkıp getirecek mi bir sofra? Yok. Peçete, su yok. Ya da başka eksik ne varsa. Ne sıklıkla iltifat eder senede bir mi? Az sonra. Herkesin ağzını açık bırakacak kapıdan girerken içeride neler göreceğimizi çok merak ediyorum doğrusu. Süslü püslü koridoru geçer geçmez karşımıza çıkan salon, gold detayları ve aynalarıyla adeta ışıldıyor. Gri beyaz mutfaksa konforlu alanıyla içinde uzun saatler geçirmek için yaratılmışa benziyor. Fulya Gelin'in avantgard yatak odası da içinde bolca gold barındırdığı için gözlerimizi kamaştırıyor. Fulyacığım, harika, enerjik bir karşılamadan sonra evimize ışınlandık. Hepimizin dilekleri tüm Türkiye tarafından biliniyor şu an itibariyle. Ama müthiş bir atlamaydı. Siz de kabul edersiniz ki Merve çok iyi atladı. Bakalım ne olacak finalde? Hadi bakalım. Birazcık seni tanıyalım Fulya'cığım. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. Şu anlık ev hanımıyım. Yani çocuğuma bakmak zorundayım şu an. Ne kadar çocuk? 1,5 yaşında. Ay, bir tane. Yerim onu ben. Adı evet. Ne? Arden. Arden. Evet. Ne demek Arden? Işıl ışıl parlayan demek. Ay çok güzel. Kim koydu ismini? Ben buldum. Buldum. Eşim de destekledi. Ay çok güzelmiş. Eşin ne işte meşgul? O kaç yaşında? Nereli? Eşim serbest meslek. O da 26 yaşında. O da Edirne'li. Sen de Edirne'li. Evet. Peki çalışma hayatında olmadı mı senin? Şu anlık olmadı. Evlenmeden önce. Evet. Ya anladım. Peki. Hediyeni açıl halde. Bakalım beğenecek misin? Çok güzel. Çok teşekkür çok ederim. Güzel, güzel günlerde inşallah. Evet. Sevdiklerinle. İyi günler. Çok sağ olun. Kullan iç hayatım kahveni. Teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Şimdi sunuma geçmeden önce bir de haftanın ödüllü oyununu oynayacağız hanımlar. Müthiş güzel bir armağanım olacak size. Ama oyunumuzu seçmemiz gerekiyor biliyorsunuz değil mi onun öncesinde? Evet, evet. Ya acaba bir renk mi söyleseniz yoksa ben mi seçsem gözüm kapalı, ne dersiniz? Moru seçelim, parayı bence de kıyafet gerçekten uyumlu olsun. Evet. Dur bakayım şöyle bir karıştıracağım. Yok artık. Kısmetimizmiş. Hakikaten kısmet. Acaba hangi oyun çıkmış olabilir? Havuç rendeleme. Havuç rendeleme. Sen ne diyorsun? Evet. Fındık kırmak, sarımsak ayıklamak. Sarımsak. Ben de sarımsak. Aa! Yapmayın ya. Aa! 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 Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma diyeceğiz hanımlar.
Bu oyunumuzu hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Çok zevkli bir oyundu. Çok kolay bir oyun ama çok eğlenceli. Hadi bakalım haftanın en maharetli gelini kim olacak? Öğreneceğiz bunu da. Şimdi bunları kaldıralım. Sunuma geçelim dilersen. Benim de sunuma geçmeden önce size minik bir hediyelerim var. Peki. Hemen onları takdim edeyim. Teşekkür ederiz. Bunlar kokulu sabun. Kokulu sabunlar. Evet. Ay ne güzeller. Böyle ikram mı edeyim ben? Şöyle. Buyurunuz hanımlar. Buyurunuz. Kim yaptı bunu? Sen mi yoksa? Yok, satın aldım. Aa, çok naziksin. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki sen kahve mi sunacaksın misafirlerine? Evet. Kızlar neyle içersiniz? Nasıl içersiniz der? Orta. Sade. Sade. Tamam. Al bakalım bunu da vereyim sana. Teşekkür çok mersi. Ediyorum. Ay çok kibar değil mi? Böyle minik de olsa bakın ne güzel sizi bugünün anısına böyle minik bir hediyelerle karşılaması. Çok zarif bir hareket bence. Dış sesimizi uzatalım sizden ricam. Hepimizinkini. Evet, ne diyorsun Merve, İrem, Zeynep, İlayda? Karşılaması nasıldı? Çok heyecanlı. Heyecanlı değil evet, mi? Evet. Biraz gergindi herhalde heyecanlı. İlk günün etkisiyle. Heyecan. Sizde heyecan yok mu kızlar? Var. Var, bizde de var biraz. Bayağı. Var biraz. Ya heyecanlı olunca heyecan çok fena oluyor. Fulya'cığım sen kahvelerini yaparken biraz sohbet edelim. Sence haftanın ilk günü nasıl geçecek? Bence güzel geçecek. Yani hepsi çok tatlı kızlar. Maşallah çok pozitifsin. Peki aralarında kendine rakip olarak gördüğün kimse var mı? Zeynep'i kendime dişli rakip olarak gördüm açıkçası. Ama bilmiyorum ileride ne olur. Ben de ne olup biteceğini merak ediyorum doğrusu. Peki evine güveniyor musun Fulya? Evet dış ses benim kendime, evime güvenim olmasa bu programda ne işim var? Doğru söze ne denir? Bu arada kahvenin yanında ne ikram edeceksin? Edirne'nin meşhur badem ezmesi. Yakışır. Peki başka ne olacak ikramında? Soda, meyveli soda. Peki o kahve çekirdeklerini nerede kullanacaksın Fulya? Evet, baş harflerini yazacağım. Yani sunum olarak beğenebileceklerini düşünüyorum. Kahven de oldu galiba. Evet, oldu dış ses. Peki kahve fincanının tabağını kullanmıyor musun? Yok, kullanmıyorum dış ses. Ama onlara özel şey aldım size, sunumluk. Hadi bakalım neler olacak? Müsaadenle ben gidiyorum. Sen de diğer kahvelerini yapıp gelirsin. Tamamdır ses. Hah, geldi kendimiz de. Türk kahvesi ikram etti. Farklı bir sunum görüyoruz. Bunlar kahve çekirdeği mi? Evet Aslı Hanım. Benim Aslı'nın ağası var burada. Evet, hepinizin baş harflerini düşünerek kahve çekirdeğinden adeta nakşetmiş efendim sizi sunum tepsisine gelinimiz. Ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz? Bizi ben beğendim. Çok zarif evet, aslında. Ha, tek tek alalım. Evet, hoş, biraz zarif bir düşünce bizi beğendim. Hoş. Değer zarif, vermesi. Değer vermesi güzel. Peki sen yani buldun? Ben de çok beğendim aslında. Çok böyle ince olmuş. Hoşuma gitti. Kahve çekirdekleriyle baş harfimizi yazması ince bir hareketti ama genel olarak sunum çok kötüydü. Sunumu daha farklı olabilirdi. Baş harflerimizi yapması bir jest olmuş ama bence gereksizdi. Ya bu sefer sade yaparım. Neden sade yaptın olur? Böyle yapıyorum. Neden sade yapmadın oluyor? Devamlılığı nasıl? Yani sunum olarak da sade ama bence güzel. Sadece renkleri birazcık uymamış. Hı. Ama onun dışında kahve sevdiğim için benim için tamam, hiç problem değil. Aynen öyle. Ne diyorsun Zeynep'ciğim? Teşekkür ederiz ama bana biraz gereksiz ve karışık geldi tabak. Altlığını neden kullanmadın? Değişiklik olsun, renk katmak istedim. Yani bence çok renk olmamış. Yani dantel görünümünü yapmak istedim. Böyle kağıt parçası gibi bir şey bu. Muşamba mı? Evet, muşamba. Eskiden böyle şey vardı, masa örtüsü. Masa örtüsü, evet. Mutfak masa örtüsü. Evet. Hiç hoş değil yani. Tabağı kötü müydü?
fincanın tabağı. Yok, kendi kötü tabağı değildi. Gayet güzeldi ama ben renk katmak istedim. Bunu da görünce yani hoşuma gitti. Bir şey söyleyeceğim. Nerede bu fincanların tabakları hayatı? Aslında gösterebilir çok misin? Belirgin bir göstersene bize Ahmet. Evet, çok nereden aklına gelmiş böyle bir şey yani koymak acaba? Gereksiz bir şey yapmış bence. Direkt altıyla tabak olsa daha iyi olurmuş. Hani belki yani tabağın altı herhalde kahvaltı tabağı tarzında bir tabak. Belki hani tabağın altı düzse de olabilir diyecektim ama tabağın altı da düz değil sanırım. Dur bakalım gelsin. O da desenli sanırım. Siz belki yok zannedebilirsiniz kahve fincanlarının tabakları. Ben olduğunu tahmin ediyorum bu takımların. Çok güzel tabakları var. Fincanı. Evet. Keşke bunun yerine altlı olsaydı daha güzel olurdu. Evet. Yani bence herhalde peçete biraz anlamında kullanmış ama peçeteyle pek alakası yokmuş anda. Bu da güzel bir incelik ama olmaya da bilirdi. Ha, geldi, geldi. Eksik miydi acaba canım? O yüzden bakayım. Yok, eksik istemedim değildi. Yani ha, şunu anlam böyle veremiyorum. O yüzden daha çok şık, daha şık duracakmış. Acaba böyle koysan nasıl olurdu? Ben öyle de denedim ama beğenmedim pek aslında. Böyle, böyle çok yani sade istiyorsan bu daha şık duruyor sonuç aslında. Sonuç olarak porselen ya. Sanki bu birazcık kattı gibi geldi bana. Hala arkasında mısın bunun? Yani sen renk sadece bunun rengi daha için mi bunu koydun? Yok. Yani soda da renk katıyor zaten. Onun altına ekstra hareket koymana gerek yok. Sodayı tek başına da verebilirdin. İçine bunları atmana da gerek yoktu zaten. Sadece biz su görseydik bu kahvesinin yanında sanki. Su. Bir de şey, bu tabaklar kahvaltı takımının tabağı mı? Daha böyle tepsi formunda bir şey görmek isterdim ben. Yok hayır, sunumluk diye geçiyor. Bana çok tabak gibi geldi. Ha, tabak. Evet, kahvaltı tabağı gibi görünüyor. Bir de keşke peçetelerim peçetelikte olsaydı. Hangi peçete? Şunlar. Bir de daha kalın formda bir peçete, daha da şık bir peçete olabilirdi. Çok basit. Ya da mesela desenli bir şey olabilirdi. Direkt o mesela buna uydurabileceğim bir renkte olabilirdi. Evet. Ya da direkt bunların mavi olabilirdi. Aradım ama bu renkte bulamadığım için ben de düz tercih. Yani düz beyaz tercih etmesen çok daha iyi olurdu aslında. İşte çok şık bir görünümde bulabilseydim. İlk önce onu aldığım için bulamadım maalesef. Yani bence onu almasan çok daha iyi olurdu bu arada. Bunların fiyatı ne? İyi hatırlamıyorum aslında. Sunumluklarımız. Şimdi bu şey gibi sanki hani aman böyle sehpalarımız falan çizilmesin. Hani bir bardak geldiği zaman böyle koyalım diye. Bardak bak gördün mü? Gibi. Yani o muşamba altlık bence hiç hoş değildi. Kendi tabağını kullanabilirdi. Gayet güzeldi tabağı çünkü. Ama onu kullanmayı tercih etmiş. Bence çok demode kalmış onun altına o. Değil evet, mesela kaymaz bu arada bu. Evet, kaymıyor, kaymıyor. Çok burada mantıklı. Burada çok daha hoş olurdu. Evet. Keşke bunun burada yerine harcamasaydın onu bence. Evet. Olabilirdi. Şöyle mavi kombini de çok daha şık oldu. Ortaya da şık mavi bir peçete çok alsaydın. Evet. Bence ayrıca şurada demir, şurada bir mavi gül var. Vardı. Nerede o mavi gül? Bak tasarım yapıyoruz. Alsana İloş'cuğum. Mesela böyle hani güller falan bunları var tek ya. Tek de bu şekilde böyle koyuyorlar böyle evet, vazoların içerisinde. Evet. Mesela ne kadar şık. Evet. Bu şekilde bize gelinlerimizin hazırladığı kahve sunumları var. Evet, işte aslında çok da şık duruyor. Çok beğeniyorum son dönemde. Ya da böyle kırmızı güller. Şöyle kaplara ya da daha uzun metallerin içerisine koyuyorlar falan. Güzel oluyor yani. Ama kahvenin evet tadına baktım. Ellerine sağlık. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu evet, peçeteler tavernalarda havaya atılan peçetelerden. Şu tabağın altını koysaydın yanına bir mavi peçete, şu böğürtlenlere de gerek yoktu tatlım. Böyle getirseydin içseydik. Bu çok kötü. Senin evinde göreceğiz o zaman çok şahane bir sunum. O zaman ben sana o ambiyansı yaşatayım. Aa! Yani bence tamamen şov gibi geldi. Boş bir şov gibi geldi. Peçeteleri bana atması tam bir rezaletti. Eve gelen misafire böyle bir şey yapması çok saçmaydı. Sonuçta biz evine misafir olarak gelmişiz. Hoş bir hareket değildi. Madem benim peçetelerim öyleymiş, ben de o ambiyansı yaşattım. Gereksiz bir şov muydu? Evet, gereksiz bir şeydi. Yani misafirine böyle davranma yani hoş değildi bence. Hayır, o güzel ambiyans dedin ya sen, evet, böyle eğlenceli. O ama orada güzel, bizde değil bence. Oradayken güzeldi. Şıklık yapmak istedi belki de. Özlemişsindir diye düşündüm. Yok, teşekkür ederim canım. Rica ederim. Tavernada değiliz, senin evindeyiz. Aynen. Gerek evet yoktu. Olsun, keşke farklı yaşadım şekilde çabalasaydın en azından bu kahve çekirdekleri yerine. Yine de eline sağlık. Teşekkür afiyet ederim. Afiyet olsun. Peki teşekkür ediyoruz. Fincanların fiyatlarını alalım mı? Fincanların fiyatlarını hatırlamıyorum çünkü hediyeler. Tabaklar? 1000 TL. Bununla beraber mi? Evet, lokumlukla büyük ihtimalle. Takım olarak mı tabaklar 1000 TL? Evet evet öyle tamam. Kaçlı takım? 5.
5 mi? Yani altı çok değil. 6 olmasın? Bayağı fazla bir fiyat değil evet. bu. Ben Türk kahvesi içmediğim için 5'li aldım. 5 tane aldığın için kendine de o yüzden sunum yapmadın diye düşünüyorum. Yok canım, istesem alırdım ama içmediğim için gerek duymadım. Önünde bulunabilirdi. Ben zaten kahve içmediğim için sunumlukları da size özel aldım. Kendine kahve yapmadı, en azından bir içecek alabilirdi, su falan alabilirdi. Boş boş oturdu yanımızda. Normalde evimde de böyle sunumluklara önem vermiyorum yani. Ha. Anladım. Önemli değil. Yok, önem vermediğinizi çok sunum anlıyoruz zaten. Yok, size önem verdim ama lütfen. Bu önem vermiş halim. Önem verilmiş bir halim. Ya benim zevkime göre önem verdim. Size, sizin zevkiniz beğenmeyebilirsiniz. Biraz daha fazla araştırma yapabilirdin ama. Zevk. Zevk. Bak gerçekten öyle. Aslında arkadaşınız mesela bu tarz bir şeyi benim tarzım değil. Hı hı. Ama diyor sizler diyor bu tarz şeyleri sevdiğiniz için kendimce, hı hı. kendi zevkime göre bir şeyler çabaladım diyor. Evet. Çaban için teşekkür ediyoruz. Buradan ne yapalım biliyor musun? Salon yorumuna geçelim. Geçelim. Hazır aslında. Mısınız? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sunumda biraz boşu boşuna uğraşmış gibi oldu. Daha sade bir sunum beklerdim. Tabağını beğenmedim. Kahvaltı tabağına benziyordu. Yani pek beğenemedim sunumunu. Ben misafirlerimi güzel ağırladım. Kendim bir şey içmek istemedim, onları içirdim. Bu bana yetti. Evet, şimdi de Fulya Gelin'in mavi, krem ve gold'u kombinlediği yer yer luxury, yer yerse spor salonu var karşımızda. Gold ayaklı koltuk takımını gold payetli kırlentlerle süsleyerek iddiasını ortaya koymuş gelinimiz. Yine gold kulplarla bezeli televizyon ünitesini aksesuarlarla renklendiren Fulya Gelin, yemek masasının üzerinde de şatafatlı obje kullanmış. Bol miktarda aynanın bulunduğu salonda envai çeşit objeyi bir arada görüyoruz ve bu durum bana sorarsanız biraz karmaşa yaratıyor. Bakalım Fulya Gelin duvarında geleneksel gelin evi saatinin yer aldığı salonu için rakiplerinden nasıl eleştiriler alacak? Evet Fulya'cığım, öncelikle ev size mi ait, kira mı? Bize ait aslanım. Çok güzel, güle güle oturun hayatım. Merve'cim senden başlayalım. Salondan önce ben girişte daire kapısını merak ettim. O neden öyle? Yönetim mi karar verdi yoksa sizin kendi tercihiniz evet, mi? Evet, çıkarken... Biraz kraliyet... Ailesinin kapısı gibi ya da bir düğün salonu gibi görünüyor. Değişik bir baskı var kapıda evet. galiba. Evet. Ama içerisi öyle değil tabii ki. Yani birazcık yakalamaya çalıştık ama tabii ki de o kadar yakalayamayız. Bizim ev yapılırken yapılmış o kapılar. Bütün kapılar aynı fark evet, ettiysen. Aynen. O yüzden benim yapabileceğim bir şey yoktu ama değiştirmek istiyorum en kısa zamanda. En iyisi düz kapıdan evet, şaşmayacaksınız değil mi? Öyle. Çok saçma, yani ne alakası var kapının üstüne resmin? Yani resim olmaması gerekiyor, düz bir kapı sadece. Yani. Devam edelim salonumuza. Salon koltuklarını beğendim, mobilyalarını genel olarak beğendim. Ama ben perdeni buraya kesinlikle uydurmadım. Neden? Fonların belki olabilir ama tüllerin o olmamalıydı. Neden? Çok spor ya da ne bileyim biraz mutfak tülü gibi. Hani salon için bence uygun değil. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Ben beğendim. Ben de beğendim. Tülleri beğendim. Ben de çok beğendim. Perdelerin bir şeyi diyemem de. Çok bir şeysin Merve. Üçü de beğenmiş. Bence gayet güzeldi. Renkler ve renkler tartışılmıyor aslında. Senin evini de çok merak ediyorum. Çok güzel. Evet, nedir bu fon ve tüllerin fiyatı? 1250 TL. 2,5 yıl önce. Evet. Bir de gelin evi saati meşhur. Her evde var. Ya. Salonuna uymuş ama bence farklı bir şey olabilirdi. Bir de aynadan şurada bir kullanmışsın. Evet. O olmamalıydı. Hem renk tonları uymuyor aynanın hem de gereksiz olmuş biraz. Canım onlara gelene kadar örtüyle halının uyumsuzluğu. Onlar dikkatimi çekti yani. Şimdi bu benim şeyimden ben bunu halıya uyduramam. Ama halın hareketli, o örtün hareketli, yani sürekli bir hareket var. Bu salon için sürekli bir hareket var. Evet. Neden? Evet. Nasıl tercih zaten, ettin yani bunu? Gold aslında, detaylar kullandığım için hareketli olması gerekiyor bence. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir söyleyeyim ondan sonra söyleyebilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Hani evet parça parça çok güzeller ama sanki böyle demode kalmış gibi oluyor birazcık. Yani o parçaları farklı yerde kullansan belki daha güzel durabilir. Yani şey desen çok, olarak. Bir de çok fazla aksesuar var salon içinde. Birbirini takip etmeyen uyumsuz etmiyor. Mu? Evet. Evet. Çok farklı. Çünkü mü bulamadınız? Hayır, evet, hayır sürekli bulamadım. Sürekli bir karmaşa bir süsü hareket. Süsü seviyorum evet. Ama farklı. Yani mesela bir siyah bibloların var, bir nişan süsün var. Farklı güller var. Hayatlı kırlentler var. Evet. Evet. O, onlar zaten. O kırlentler evet. inanılmaz. Onlar aslında koltuk takımı. O kırlenti takım bir yani. Takım. Evet. Ben ayrı yani, almadım onları. At bakayım bana. Hemen. Hoppa. Mesela bu
Bu koltukların bu, parçası. Bu nedir bu? Yani parçası. Bunların mı? Evet. Alırken mi? Evet vardı. Evet. Ben ayrı aldım. Acaba mağaza mı kombinlemişti? Mağaza kombinlemiş. Evet. Mağaza kombinlememiş ben. Bence de. Bir de her parçayı aldık diye direkt öyle kullanmak doğru mu? Yani bu çok kötü bir gol. Benim hoşuma gidince aslında ayırmak istemedim. Bunu da aldım. Demode parçalar vardı salonda. Özellikle o pullu yastık çok kötüydü. Bu yastıklar bu salonun değil kesinlikle. Çok kötüydü çünkü hiç beğenmedim. Hatta bu yastıkları, bu kırlentleri gördüm, beğendin de bu koltuk takımını mı aldın? Yok öyle olmadı aslında. Peki. Yani ben şu yastıklar... Ayrıca duvarda böyle bir detay da var. Fotoğraf var, evet. Görüyorsunuz evet, sanımlar. O tahta mı nedir? Çok, evet, ahşap. Çok basit durmuyor mu ya? Yok çok basit durmuyor. O da hediye. Yani böyle özel bir fotoğrafınızı daha gösterişli, daha böyle farklı. Ya da evet, aynen. Bu yatak odasına gitmezdi bence. Duvardaki resim çok kötüydü. Onu bence yatak odasına almalıydı. Ama buraya bence da gitmemiş. Buraya gitmemiş. Özensiz. Evet. Belki olabilir. Kanvas olsaydı aslanım. Ne olsaydı? Kanvas tablo olsaydı. Belki şey kaldırabilirdi. Ama baskı, bu şekilde... Baskı kaliteli bir baskı değil. Bak evet. Flu evet. Anlatabiliyor muyum? Hani evet. Bulanık net değil fotoğrafı. Evet. Bir de çatlamış. Niye öyle? Fotoğrafçı mı yapmış bunu? Yok, arkadaşım benden fotoğraf aldı. Ha, arkadaşım evet, var mı? Evet. Ay canım benim, sağ olsun. O yüzden çok beğendim. Ama baskı biraz şey olduğu için herhalde siz basit. O yüzden yani sevmediniz. Eve gelen bir de fikir güzel, arkadaşının fikri evet. Güzel aslında. Araya asabilirdim sen. Yani araya olabilirdi. Arada daha iyi olabilirdi. Koridorunda evet. Duvarlar evet. Çok dolu aslanım. Orada bir saat var, orada bir ayna, yanında bir ayna, burada bir aslında tablo. Aslında bomboş geliyor benim gözüme. Yok. Gerçekten dolu bir çıtalama yapabilirdim belki. Hani dolu. İstiyorum evet. Ama bunları bence çıkar. Yani bir de çıtalama üstüne çok fazla kanepeleri karıştırır. Modeli çok güzel rahat. Aslında evet. Değil mi? Evet, modeli güzel. Rahat mı? Başlı başına çok güzel. Rahat mı evet, çok kızlar? Rahat. Böyle rahat. Bir rahat. Yaslanın bakayım arkaya doğru. Tam uyumlu. Oh rahat. Evet, böyle daha iyi oldu. Evet. Çok iyi. Böyle daha mı iyi kızlar? Evet. Evet. Evet evet. Bak yani ne güzel oldu. Yani renkleri de güzel aslında ama dedi. Güzel ama şu yastık mahvetmiş mobilya. O yastıkları almazdım belki. Valla o derece. Bu yastıkları almazdım. Bu renk ve laciverti kombinasyonu. Kombinlemiş. Bu bana bile fazla yani. Ya aslında kombinlenebilir renk, ama uyumu, mobilya, her şey halının içinde de hem lacivert var hem krem, krem var. Perdeye baktığım zaman hem lacivert hem krem. Yukarısı da aynı şekilde. Ve yukarısı desenli değil de yani daha beyaz düz bir şey olabilirdi bence. Bu... Bunu siz mi yaptırdınız yine? Evet aslında. Siz yaptırdık. Niye? Ben... Neden? Boş masraf gibi. Evet. Yok hayır ya. Genel güzel gözüküyor. Yani. Ben seviyorum açıkçası böyle şeyleri. Ne kadara yaptırdınız onu? Bu biraz pahalıydı fakat düğün hediyesi olarak 3000'e yaptırdım. Ne diyorsun ya? Bunun içinde ışık mı yanıyor? Evet aslında. Yaksak ya. Yanıyor mu şu an? Şu an yanıyor sanırım. Karanlık olunca o zaman belli oluyor değil mi dış ses? Aslında bizim ışıklar yüzünden görünmüyor aslanım ama seyircilerimiz görüyorlar. Anladım. Seyirciler lütfen sosyal medya hesaplarına yorumlarınızı yazarsanız çok çok seviniriz. Bence tavan için gereksiz bir maliyet olmuş, olmamalıydı. Gelinlerimiz der ki bu olmasaydı. Şöyle alalım. Görelim evet. Bakalım. Evet. İzninle alıyorum. Alabilirsiniz. Yani böyle mi olsaydı? Bu da olmasaydı. Bu da olmazdı. Yani. Bu hoş bir... Sade de olmaz. Ne evet. Olacak burası? Çok özensiz daha bir aksesuar. Daha farklı. Evet bunları ya. Bunları mesela buraya koysan ne? Neleri? Yine olmazdı. Biblolar ben... Çok güzel olabilirdi bu arada. Size hemen koyuyorum. Bu da kullanmalıydı. Böyle de olmaz. Düz beyaz sınırla. Hayır. Bu da olur. Çok yüksek oldu aslında. Hayır. Yani bambaşka bir obje gerekiyor sanki. Evet çok farklı. Yani buradaki hiçbir şey uygun değil buraya. İlayda. Burada bir cam fanusun içinde bir şey görüyorum güzelim. Yumurta gibi. Onu rica etsem. Tabii. Ona bir bakalım. Nasıl duracak? Bakalım. Koy bakalım. O neymiş? Sanki bu biraz bebe. Daha hoş gibi evet. Diyesin. Yani böyle bir şey mi? Yani bu boyutlarda bir bence şey ideal dolayı çok olmuyor gibi. Bir şey olmuyor değil mi? Normalde bu yok. Çok evet. Kaba kalmış sanki. Aa evet. Bak dış sesin elinde ne var? Bir de onları deneyelim. Ay bize bakar mısın? Her bir şeyi deniyoruz. Onun devamı varsa onları da alalım. Çünkü şey gerçekten bir şey söyleyeyim. Şu aksesuarlar evi tamamlaştıran, evet. Tamamlayan parçalar. Onun devamı da mı vardı orada? Sanki bir şey, bir iki parça daha var orada. Evet, evet onu da rica edelim. Evet. Bak oluyor, şimdi çok yapacağız. Daha güzel şimdi olacak. Oldu galiba. Çıkarmasak içinde ha, daha iyi sanki. Evet. Bakalım şöyle. Hatta tek böyle tek de çok tek bu bile olabilir aslanım, evet. Yani şu an bence ha, tam şu oldu. Şu mudur? Evet, evet, evet budur. Şamdanları şöyle yana koyun bakayım. Şöyle gibi.
Şöyle. Onu biraz daha şu tarafa doğru çeksek. Onu da koy bakalım. Bence hazır elimizde bir kolumuz var. Evet, bence sehpadan kaynaklı bir şey. Çok olabilir. Kaba bir sehpa evet. Bence. Evet. Yine de şu ikisi için de kurtarıyorsun. Bence evet, de evet, kurtardı. Evet. Aferin Merve. Böyle daha bir daha koyalım içine. Yapacağız ha gayret. Evet. Bir şekilde. Bir şey söyleyeyim aynen. Mi bu? Peki şu örtüyü de arkadaşınızın gönlü senin olsun. Koyun bakayım. Ay, bunlar da elimde kaldı benim yalnız. Olsun olsun. Böyle nasıl oldu? Yani kurtarıyor yani en azından. Bunlarla evet bir gideri bir oldu kötünün gibi iyisi. Sanki. Kötü oldu. Evet, benim şarkımdaki gibi kötünün iyisi oldu. Aslında salonu güzelleşebilirdi ama çok fazla alakasız aksesuar kullanmıştı. Zaten çok güzel kullandığımı düşünüyorum. Bebekler haricinde tamam onlar da haklılar ama kalan her şeyim güzeldi yani. Yemek masasının üstünde kullandığın o şamdan onda mı biri hediye aldı sen kullanmak için ayıp olmasın diye koydun onu oraya. Salonu çok uyuyorsunuz. Farkında mısın? Taşları pembe falan. Yani hiçbir alaka. Ben uyum buluyorum açıkçası. Neyle uyuyorsun? Ama hiç neyle uyuyor? Şimdi şöyle bir şey, çiçeklerimde de pembelikler var farkında. Evet, yerde bir çiçeğin salonunda var. Yok. Orada mı duruyor? Yok, hayır. Normalde yerde durmuyor. Sadece benim küçük bebeğim olduğu için oralara iz yaptı arabayla geçerken. Ben onları sizin gözünüze hitap etmek adıyla kapattım. Yani kapatmasan da olurdu diyeceğim ama sanırım evet kapanması gerekiyormuş. Evet. Farklı şekilde kapatabilirdin evet. Ya da. Evet. Başka bir şey bulamadım da kapatmak için. Bir çok de, çiçek detayı olmuş. Evet, evet çok fazla yapay değil mi? Hep yapay evet, yapay. Evet çok çiçek. Canlı ya olabilirdi ya da farklı kullanabilirdi. Büyük yani oluyor ya. Bir uydurabilirdim. Büyük canlı çiçekler çiçek oluyor ya hani yani. Yine yapayda da var ama balkonda daha çok tercih ediyorum canlı çiçeği. Yalnız farkında mısınız? Hep aksesuarlara takıldık biz. Evet. Çok fazla. Çünkü kanepesini beğendik. Evet. Bu kanepeler bu halıyla uyumlu mu? Ne düşünüyorsunuz dördünüz? Daha düz olabilirdi. Ben de beğendim. Kanepeyle çok uyumlu. Sen İrem? Halının düz renk olmasını tercih düz ederdim. Düz olmasını tercih ederim. Fonları da hareketli buldunuz. Doğru mu anladım? Ben fonları beğendim. Ben de olabilir beğendim. Evet. Mobilya düz, fonlar hareketli böyle gayet evet, güzel. Evet bence de. Peki kanepelerin fiyatlarını öğrenelim mi? 30 bin. 30 bin TL. Evet. Yemek masan, konsolun, televizyon ünitler. Evet hepsi içinde. 30 bin TL. Güzel orta sehpada dahil. Evet dahil. Bu hani hediye türlü. Bu hediye mi? Evet hediye yazsın. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu otururken önünüze şöyle çekip yemek de yenebilir televizyon. Evet. Yani yapıyor evet. Musunuz öyle? Yapıyoruz. Televizyona bakıp şurada tık 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 çocuğu da yedirirsin. Biraz şu an sehpadan çok masa gibi çünkü büyük. Yok aslanım ama daha öncesinde yapıyorduk. Yapıyordunuz. Evet. Peki hanımlar. Halının fiyatını öğrenebilir miyiz? Halının aslında? Fiyatını da öğrenelim. Halının fiyatı 1200 TL. 1200 TL. Biz buradan mutfağa geçelim. Mutfağını yorumlasın. Tamam aslında. Hazır mısın? Hazırım. Gelinler mutfağa geçiyorlar. Buyurun. Salonunda kesinlikle bir uyum yoktu. Aksesuarlar çok fazla ve karışıktı. Sadece tülünü beğendim. Şunları da biraz gözümüze hitap ettirseydin. Kilit sanırım onlar. Ya, o şekilde çıkmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada bir uyum yakalamışım ve kullandım. Keşke tek uyumu burada değil de bütün mutfakta kullansaydım. Zevkinden şu masayla şüphe ettik gerçekten. Ben sana 700 TL verseydim de sadece ampul kaysardım. Boğuldum, modum düştü. Ya sürekli bir şeyler sarkıyor odada, farkında mısın? Oradan sarkıyor. Yani 2,5 yıl önce de zevksizmiş, şu anda zevksiz. O zaman sizin evinizde bu kadar çeyiz yok. Fazla ve gereksiz şey yok, evet. Geçen haftalarda da bir gelinin evinde yapmışlardı, biz daha güzelini yaparız. Bardak var evet. Ama bardağın içeceği yok. Anlıyor musun? Bunu söylüyorum. Masada su yok. Sanki böyle evin şey gibi 6 sene öncesi, evet. 7 sene öncesi gibi. Bayağı eski bir gelin evet, misin gibi duruyor. Yani. Daha az kullan ki hani böyle yıpranmış gözükmesin. Hani kötü duruyor bence şu an. Az sonra. Fulya gelinin oldukça geniş ve ferah olan spor şık mutfağı işte karşınızda. Beyaz leke mutfak dolaplarına doğal taş görünümlü tezgah arası fayanslarla hareket katmış gelinimiz. Gri beyaz eşyaların bulunduğu mutfakta tezgah kadar mermer desenli masa da hareketli. Bakalım farklı desenlerin harmanlandığı bu bol aksesuarlı mutfak gelinlerimizden nasıl yorumlar alacak? Evet kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Ben başlıyorum kızlar. Şimdi şöyle girdiğimde direkt gözüme tezgah arası masa halı bir karmaşık şekilde çarptı. Kendi evindi sanıyorum. Evet. Onun için söylüyorum, tezgahın bu kadar hareketliyken arasını daha sade bir şey yapabilirdin bence, öyle düşünüyorum.
Veya halındaki pembelikler ve karmaşa çok karışık geldi benim gözüme. Kaplama bile yapabilirdin. Şimdi şöyle bir şey, halımdaki renkleri zaten koltuğuma uydurmaya çalıştım. Ve birçok elektronik eşyalarımda o renk tonlarında gibi. Yani bana çok tutmuyor gibi geldi, yani çok zorlama gibi geldi ve gözümde bir karmaşa yarattı. Ve yeni evliyim, yani daha 2,5 yıl. O yüzden bunlar gözümde iyice eskidiği zaman, evet ben de istiyorum, değiştireceğim. Doğalgaz borunu kapatmışsın, güzel, evet. Hoş olmuş. Ama yine dediğim gibi kendi evin olduğu için söylüyorum, daha profesyonel kapatabilirdin. Orada baharatlıklar, arkanızdaki baharatlıklar da böyle. Evet. Pembe çok tezgahın üstünde sırıtmış geldi benim gözüme. Bir de tezgahın üstünde ben çok kaşık, kepçe tarzı hijyenik bulmuyorum. Bana çok toz oluyor gibi geliyor. Bu şekilde ben son olarak halının fiyatını öğrenebilir miyim? Halımın fiyatı 750 TL. Tamam, benim yorumum bu kadar. Ben yorum yapmak istiyorum. Tabii. Duvardaki yazı direkt dikkatimi çekti. Bu benim dünyam. Evet. Sanki böyle dünya mutfaktan ibaretmiş gibi geldi bana. Evet, biraz öyle çünkü öyle bir mi? Çocuğum olduğu için. Bir de masa, biz ileri ittik masaya sığmadığımız için bence böyle kalsın. Direkt yazının altına. Ama daha hoş duruyor. Ama orada bir sandalye daha var. Ama böyle çok geride kalıyordu. Hani yazı da orada ya, yazının altında kalsın bence. Bir de bu bıçaklıkla baharatlar çok alakasız geldi bana. Evet ama zaten uzaklar. Hani keşke kaldırsaydın. Uzaklar ama görüş açımızda ya hepsi. Hani bir mutfağında ya senin. Evet, sizin düşünceniz. Yani ya baharatlı ya da bıçaklı kaldırsan daha hoş olur. Biri orada, biri orada yemeği yaparken koşturuyor musun yani, anladın mı? Ya da yan yana getir. Ben. Hayır canım, koşturmuyorum. Ne orada yapayım? Kesme tahtamı koyuyorum ve doğruyorum. Yemeğimi yapıyorum. Sen... Sonra malzemelerimle burada geliyorum. Senin mutfağında. Evet, teşekkür ederim. Ama çok alakasız buldum. Sağ ol. Ben devam edeyim. Şuradaki tam olarak anlayamadığım şey... Nedir? Kahve köşesi herhalde. Kahve köşesi ama altında mikrodalga sanırım işte bir evet, diğer ismi. Evet, airfryer. Yani bu kadar dar bir alanda onun orada olması bana çok anlamsız geldi açıkçası. Ve Türk kahvesi fincanları neden oraya dizilmiş? Çay orada, tuz, şeker sanırım. Yani benim bildiğim kadarıyla tuz, şeker, tuz genelde dolapta olur. Fincanlar ne alaka orada? Peki orayı ne dizmeliydim? Yani orayı sadece kahve köşesi yaptıysan yine aynı şekilde bırakabilirsin. Ya da orayı sadece çiçekle bitirebilirdin. Sade olurdu ama öyle değil. Ya da yani ya baharatlı renkleri... koyuyorsan. Evet, yani renkleri. Mesela orada bordo var, orada pembe var. Altındaki gri, diğer tarafı siyah, diğer tarafı roz. Şu ördekbaşı fincanlardan bahsetmişim. Onu ben bir alayım. Bu anca, pardon kızlar, şuraya olabilir. Yani bana çok alakasız geldi. Şuraya bırakabilirdin yani. Çayı da bence poşet çay değil de normal çay koy. Çok böyle dibe inmiş ya, kağıt gibi duruyor içinde. Poşet çayı eleştirmeye mi geldin, evimi eleştirmeye mi geldin? Her şeyi eleştirmeye geldim. Evet, her şeyi eleştiriyorsun ama bazen mantıksız eleştiriler. Neyi mantıksız mesela? Sence çayı, hoş mu duruyor yani mesela? Çayı eleştiriyorsun. Tamam, poşet çay değil normal çay koy dedim. Daha güzel durur dedim yani. Yani oraya kahve köşesine bir kahve bile koymamış, poşet çayları koymuş. Bence çok kötü bir görüntüydü. Bence onun normal olmaması da gerekiyor. Evet, kahve köşesinde tuz değil de kahve olabilirdi. Peki sonuç kızlar olarak orada... Bir ihtimal evet. Peki kızlar orada onu değil de bunları mı görmek isterdiniz? Zaten onlar oraya uygun mu? Onlar benim gözümü kanattı zaten fazlasıyla. Şimdi şöyle bir şey var. Üst taraf dediğiniz baharatlıklar konulur. Oraya başka bir şey. Yani kahve köşesinde baharatlık olmaz. Zaten baharatlarım canım burada. Benim kahve köşesi orası. Üst taraf değil, ben üstte yapmıyorum kahvemi. Orası baharatlık yeri. Yani pul biber, karabiber koysaydım hoşlarına mı giderdi? Ben en kolaylarını koydum. Yani en bilindiklerini. Çay. Şeker, tuz. Yine de bilmiyorum. Kullandığın ev aletleri de birbirinden renk olarak bağımsız. Beyaz eşyaların aynı şekilde gri ve siyah olması. Masanın üzeri çok boş aynı şekilde. Kahvaltı suplalarını orada kullanman. Oradaki raflardaki anlamsız aksesuarlar. Ve bir de kendi evet, evin diyorsun. Doğalgaz kapatabilirdin orayı bir dolapla. Borularını, kendisini kapatabilirdin. Yani. Şöyle cevap vereyim. Zaten masam burada olduğu için ben oradan rahatsızlık duymadım. Sadece siz geleceğiniz için küçük bir dokunuş yapmak istedim. Sizin gözünüze hitap etmek teşekkür istedim. Teşekkür ederiz. Keşke şunları da biraz gözümüze hitap ettirseydin. Kilit sanırım onlar. Şimdi şöyle, benim bir çocuğum olduğu için ve 1,5 yaşında olduğu için biliyorsunuz ki yaramaz. Ve bütün dolapları açıp karıştırmak istiyor. O onun için kilit yani. Bu kilitlerin o. İçeriden kilit olanı da var ama. Zaten şu köşedekiler içeriden ama çift taraflı içeriden. Zor. Ama kilitli değil zaten. Bende de vardı. Açık ve sarkıyorlar. Söktüm onları. Yani o şekilde çıkmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.
Bir de ben masa böyle çok büyük ettim. Geldi bana. Evet. Masa çok büyük. Yani masadan... Buraya mı almıştınız yoksa başka bir yerden mi? Yok, buraya aldım. Yani masadan ölçmeden çok beyaz eşyalar çok problem. Yani buzdolabı gri, işte bulaşık makinesi gri ama ankastre full siyah. Ya şimdi şöyle bir şey, ben siyah alıp da biraz daha canlandırmak istedim açıkçası. Bilerek yaptın yani. Evet, bilerek yaptım. Ayrı ayrı olmamış. Ben evet ayrı ayrı aldı sandım. Ha keşke öyle deseydin ya da. Yok hayır, tamamen benim tercihim. Kendi peki içinde de bu hep böyle boş mu kalıyor? Yok yani hayır, her dolu. Her an yemeğe, yemek yemeye hazır gibi. Yok dolu hayır, dolu. Ya ne koyuyorsun? Ne var şu mesela? Şu an koymadım size. Ben zannettim ki ankastrenin başına bir şey geldi aynı renklerle ve sen onu sonradan değiştirdin. Ama sen bunları bile isteye aldın. Evet, bile isteye aldım. Zevkinden şüphe ettim şu an aşkım. Ben zevkime güveniyorum ve siyah ankastremi de çok seviyorum. Zaten siyah ankastrenle mutluluklar. Zaten zevkinden masayla şüphe ettik gerçekten yani. Masam da güzel canım, niye öyle diyorsun? Ya şöyle, balkon, teras masası gibi bu mesela ayrı olabilirdi. Koyabilir misin ayrı yani sen şu an? Evet, kullanıyorum ben. Tamam, evinde şöyle, masanın deseni gerçekten çok güzel. Ama keşke hepsini bordo yapsaydın. Çünkü o hareketli ya. Bu biraz daha evet güzeldir ama bu hareket onu çok boğmuş gibi. Ama asıl hepsi bordo olsaydı daha çok boğar. Ben merak ediyorum masanın fiyatını, olay masanın bordo fiyatını. Bordo evet hepsini boğabilirdi ama daha uygun renkler kullanabilirdi. Mor, pembe, bordo, aslında gri. Kumaş hiç olmamalı. Mor buraya bence olur mu? Ya mutfakta ya, temizlik hepsi zaten uymuyor. Aşkım masanın fiyatı mor olmuyor yani burada. Masanın fiyatını sordum ama. Masanın fiyatı 2000 TL. Mutfağa girdiğimiz çok belli. Zaten mutfaktayız. Hem duvarda o objeleri kullanman, hem avizede kullanman çok gereksiz ve fazla olmuş. Şimdi burada bir uyum yakalamışım ve kullandım. Keşke tek uyumu burada değil de bütün mutfakta kullansaydım. Yani zaten kullanmaya çalıştığımı evet, düşünüyorum. Evet, farklı renk olarak şahane kullanmışsın. Yo, tonları birbirlerine çok yakın. Evet. Kızlar şu çok yakın. Benim kadar renkli bir mutfak açtım. Şu yukarıdakini de unutmuşsun galiba. Keşke onu da kaldırsaydın. Yok hayır, unutmadım. Siz geleceksiniz diye orada boru köşesi gözükmesin diye, kötü görüntü olmasın diye koydum. Keşke boru gözükseydi. Biz siz doğalgaz borusu zoomlayabiliyor muyuz? Oranın keşke bir tozunu alabilseydin. Tozunu aldım canım ama bir de sen de ne istersen çıkarsa. Dile benden ne dilersen. Tabii ki de zor bir şey değil. Boruyu farklı şekilde kapatabilirdi. İki katlı sunumlu koymak çok gereksizdi. Yani ben böyle kapatmayı tercih edebilirdim. Akıl verseydiler o zaman. Peki bu tül, yani çok salon tülü değil mi? Yani salonda daha sade bir tülün vardı. Burada çok ışıltılı. Tam tersi mi olmalıydı acaba? Yo, salonumu çok patlattığım için burada da perdeyi patlatmak istedim. Altındaki store sanırım. Zor olsaydı keşke. Evet, store. Store ben sevmiyorum mutfakta ya. Zor geliyor. Ben çok zor. Evet. Ve tülü hiç beğenmedim. Ben de hiç beğenmedim. Çok fazla mutfak için. Evet. Çok ışıltılı gibi yani. Evet, simli. Bu kadar hareketli yani mutfağın daha düz olabilirdi bu arada. Güzel, ne hareketi var ki mutfağın? Orada birazcık gözümüz böyle. Aşkım söyledik hareketleri ama. Sen, her yer ben çok benim hareket görmüyorum. Sonuçta gold detaylarla süslememişim mutfağımı. Keşke gold detay olsaydı da bu kadar hareket olmasaydı evet. Masa orası yani. Tülün fiyatı her ne kadar? Her detay çok güzel ama kullanabilmek önemli. Ben gayet kullanabilirim. Sen hepsini aynı anda kullanmak istiyorsun. Senin evinde de görmek isterim. Evet, gör. Bayılırım. İnşallah. Tülün fiyatını sordum ama. 1250 TL. Beyaz buna mı 1250 TL verdin? Evet. Enteresan. Mutlu verdiği için. Ben 50 TL bile vermem bu arada. Beyaz yani eşyaların fiyatı nedir? Beyaz eşyaların hepsi dahil 11.000 TL. Bayağı uygun almışsın. Ne zaman aldın? Evet. 3 yıl önce. Peki avizenin fiyatı nedir? Avizenin fiyatı 700 TL'ydi o zaman. 700 TL. Bu avize o zaman 700 yani. TL mi verdin gerçekten? Çok. Ben sana 700 TL verseydim de sadece ampul kaysaydı. Yok. Böyle iyi. Dış ses acil buradan çıkmamız lazım yoksa avize kafamıza düşecek. 750 lira ödeyemez vallahi buradan. Avize başınıza düşmeden sormam lazım. Yorumlarınız bitti mi? Bitti, evet, bitti bence. Bir an önce çıkalım. Haftanın oyununda iddialı mısın Fulya? Evet, iddialıyım. Hadi bakalım o zaman, istikamet salon kızlar. Mutfağını genel itibariyle beğenmedim. Çok eksikleri vardı. En önemlisi kombi dolabı yapabilirdi kendine. Sonuç olarak kendi evi. Genel itibariyle beğenmedim. Evet, kombiyi kapatmayı düşünüyorum ama onlar söylediği için değil. Ben istediğim için zaten kapattırmayı düşünüyorum. Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu Sepet Sepet Yumurta Sakın Beni Unutma var. Bu hafta ödüllü oyunumuzun görmüş olduğunuz gibi ödülü. Şarjlı süpürge. Şimdi oyunumuzun kurallarını hatırlayalım mı hanımlar? Hatırlayalım. Evet. Bir güzel yumurtaları ayıklayacağız.
tamam mı? Tamam. En fazla yumurtayı 90 saniye içerisinde ayıklayan gelinimiz bizden bu şahane hediyeyi kazanacak. Peki, hazır mısın? Hazırım Aslı Hanım. Şimdi bir kural daha var. Onu da söyleyeyim mi? Söyleyin Aslı Hanım. Peki. İçlerine biraz da çiğ karıştırdık, ne yapalım? Çiğe denk gelirsen eksi bire düşüyorsun. Yani işte iki tane soyduysan bir bakmışsın bir yumurta kalıyor. Evet. Yani çiğe denk getirmemeye dikkat edeceksin. İnşallah. Yani eğer çiğ yumurta tak kırılırsa eksi bir. İnşallah okay. Aslı Hanım yapacağım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Üçten geriye birlikte sayalım. Üç, iki, bir, başla. Ama böyle sen yumuşak yumuşak başlarsan bu iş bitmez. Yapamayacak herhalde aslında. Bence güzel gidiyor. Şu anda güzel gidiyor. Aynen. Burada çocuğuma da güzel her sıkıldı. Sabah şey... Evet nasıl soyuyorum. Kırıyorsun, nasıl soyuyorsun? Bu şekilde. Ha. Evet şöyle bir özümsesen mi böyle bir hani böyle bir... Konsantre mi olsam içten içten? Hararet. Ha bir de sallıyor. Oo. Seni uyanık seni. Ben köyde yetiştim Aslı Hanım. Bak bak. Üçüncüyü soyuyor. İyi gidiyor yalnız. Güzel. Tertemiz soymamız gerekiyor. Eğer üzerinde kalırsa ne yazık ki onu iptal edebilirim. Çok güzel soymamız gerekiyor bir tane. Bence yapamaz Aslı Hanım. Çiğ çıkacak biraz da. Öyle mi? Ama bu kadar ağır giderse zaten. Ne zevki var, ne bir şeyi var. Aslı Hanım yapamaz. Hadi. Yapamaz diyorlar. Yapamaz. Çiğe denk gelmedim kızlar. Son 11 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yetişmedi bu. Yetişmedi bir tane. 3, 6 tane yumurtayı gayet güzel bir biçimde soydun. Evet aslanım. Vallahi ellerine sağlık. 6 taneye geçen gelin olabilir mi acaba? Olur. Sen ne diyorsun? Olur. Kaç tane soyarsın? 8'i bulur. 8'i bulur. Evet. Sen? 9 diyeceğiz mecbur. Var mı aklında? Kim güveniyor kendisine? Ben güveniyorum. Diyorsun. Seni ben kimse diyorum. Geçemez. Bence geçemeyecek Aslı Hanım. Hadi bakalım. Evet haftanın ödüllü oyununda Fulya gelin tam 6 tane tertemiz yumurta soydu. Hem de hiç çiğ yumurtaya denk gelmedi. Evet. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bakalım yarın İlayda gelin ne yapacak? Senin evindeyiz İlaydacığım. Biraz iddialıyım yaparım diye düşünüyorum ama bakalım. Öyle mi? Evet. Hediyemizle birlikte sendeyiz evet, yarın. Beklerim. Evet değerli izleyenler haftanın finalinde ödüllü oyunun birincisi acaba kim olacak mı? Cuma günü öğreneceğiz. Şimdi yatak odasına göndereyim sizi hanımlar. Olur. Bakalım gelinimizin yatak odası nasılmış? Buyurun. Haftanın oyununda iddialıyım. Daha fazla yumurta soyup kesinlikle benim kazanacağımı düşünüyorum. Hayır, beni geçemeyeceklerini düşünüyorum. Yani geçemezler. Evet, ışıltıyı seven Fulya gelinin avantgard yatak odasına hoş geldiniz hanımlar beyler. Gold bir çerçeveyle bezeli bej rengi başlıklı karyolasını pembe tonlarında gayet ağır bir yatak örtüsüyle daha da ön plana çıkarmış gelinimiz. Aynalı gardırobu ben buradayım diye bağırırken takımın devamı olan makyaj masası da hayli iddialı bir parça olarak baş köşedeki yerini almış. Pembe fonları ve halısıyla göz alan bu iddialı yatak odası bakalım bugün Fulya geline kaç puan kazandıracak? Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Pek hoş bulamadık Fulyacığım. Bu nedir? O düş kapanı. Düş kapanı nedir? Kötü... Rüya görmemene engel oluyor. Düş kapanı aslında kötü rüya görmene engel oluyor Fulyacığım. Engelledi mi aşko? Engelliyor. Görmüyorsun yani hiç. Ara ara tabii ki de görebiliyorum ama ben her şeyi buna bağlamamak lazım. Süs. Rengi çok uyumsuz olmuş. Uymamış buraya. Odaya. Özellikle perdelerle. Ne aslında perdelerle yine tonlarını yakaladığını evet, düşünüyorum. Evet sadece yatak örtüsüyle perdeler evet ama yani çok hareketli iki parça olmuş burada. Tül çok hareketli, perde de hareketli. Yani birazcık gözünü boğdu. Aslında tülüm hiç hareketli değil ama.
çok hareketli gözüküyor burada. Bu parça, halı da aynen sade sonuçta. Çok boğulmuş odada boğuldum modum düz düştü bir yani. Toz pembe yani seçebilirim. Yani ben halını. Odayı düz pembe modelinde yürütmek istedim. Duvarlarda koyu renk ya. Fonlar pembe. Burası yani hepsini nasıl çok aradın mı bunlara birbiriyle uyumlamak için? Uymamış ama. Ya hoşuma gitti. Uyduğunu düşünüyorsun yani. Ya. Çok aramadım açıkçası. Desenleri aynı gibi. Evet. Ama peki güzel pembeyle eşleştirdiğini bence ama çok yani uyuyorlar. Örtün, yani bu direkt yatak odan o başlığın dolabın pembe mi? Nasıl yani? Yani şimdi pembeyle eşlemek istemişsin evet. Odanı ama yatak başlığın dolabın pembe mi şu anda ya da ben renk yatak başlığım pembeye kaçıyor. Pembe mi? Pembe mi kaçıyor? Yoksa ben renk görüyorum sanırım. Aşk şöyle. Hayır, o renk körü bütün evden bunu yani, anlamalıydı. Yani krem rengi oradaki mermer desenleri değil. Şöyle. Küçük küçük detaylar olduğu için sanki uzaktan pembeymiş gibi yansıma yapabiliyor. Aşkım yani, yapmıyor. Sadece krem rengi siz şu anda burayı orada. Pembe görmüyor musunuz? Hayır. Aşkım hayır görmüyorum. Krem. Dış ses görüyor musun pembe? Ediyorum. Bence dış ses görüyor pembe. Bence acilen seni bir göz doktoruna götürmemiz lazım Fulya. Kesinlikle. Evet. Aşkım avizeni çok merak ediyorum. O avizeyi evet. Neden oraya taktın? O püskünle orada top var. Şurada yine püskül. Ya sürekli bir şeyler sarkıyor odada farkında mısın? Oradan sarkıyor. Bu avizeyi neden aldın? Bu avize bana hediye geldi. Ben de burada değerlendirmek istiyorum. Kimden aşkım? Görümcemden. Tam görümce hediyesi. Kesinlikle. Odanı berbat etmek istemiş görümcen. Bence gelen her hediyeyi evinde kullanmak zorunda değilsin. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ablamdan gelen bir hediye olduğu için çok da severek kullanıyorum. Ablam herhalde seni çok sevmiyor. Ben sevdiğini düşünüyorum. Yani ben şahsen bunu almazdım. Ben de bir görümceyim ama... Almadım şahsen yengeme. Görümcesinin aldığı avize belki görümcesinin zevki olabilir ama bana kalsa kötülük gibi düşünüyorum. Çünkü o yatak odasında olmamış. Bence bu yanlış bir laf. Yani neden kötülük yapılsın? Ben beğeniyorum o avizeyi ve ablamdan bir hediye çok da severek kullanıyorum. Buraya ait değil ya. Evet değil. Aslında ben uyduruyorum kızlar ama siz niye şu an böyle bana. Düşündünüz yani onu anlayamadım neden yani. Yani gri, krem, saçma. Pembe... Ama bakın beyazlı çok karışmış. Çemberlerindeki detaylar hep halıyla da uyumlu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen sürekli bunu kullanıyor musun? Bu örtüyü mü Hayır. kullanıyorsun? Tamam sen niye o zaman örtüyle işte tamam, lambayı örtüyü, ya da dolabı tamam, kıyaslıyorsun? Tamam örtüyü es geçelim halıyla vizenin tamam, çemberleri yine aynı uyuyor. Şeyi söylüyorum sana. Yani çok farklı bir renk halın, perden çok farklı bir renk. Yani bu dolaplarla nasıl bunları meçleyebildin? Ben bunlar anlamıyorum. Çok mu farklı perde renk? Perde bir kere düz olmalı şu aynısı anda. Değil mi yani? Aynısı olabilir ama bunu sürekli bak. Kullanmıyorsun. Ha, halıyla, halıyla. Tamam halıyı kullanıyorsun. Kabul ediyorsun. Aşkım, tamam. Ama aynı renk zaten. Değil. Onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Ben uyumu yakaladım düşünüyorum. Tamam bu kadar teşekkür hareketli ederim. Bu odada böyle gözün yorulmadan dingin bir şekilde uyuyup yatan. Aslında çok içim rahat bir şekilde uyuyorum. Yani ben pembe, uyuyamazdım şahsen. O pembenin huzurunu hissediyorum yani. Sürekli anladım. Odadan bir şeyler sarkıyor. Aşkım örtünde şu sarkıyor. Evet. Avizeden yine bir şey sarkıyor. Orada toplar var. Fonun topları var. Şu abajurdan yine taşlar sarkıyor. Bunlar ne yatak odamın benim en çok şuna beğendiğim parçaları. Düş kapanı onun. Düş kapanı oradan sarkıyor. Bir de orada bir açıklık var senin. Onu da kapat istersen evet. Bir ara. Bir de orada evet var. Orada cibinliğim vardı daha önceden o yüzden öyle kaldı. Bir de cibinlikli anladım. Huş peki? Ya o orada mı kalıyor? Onu kaldırmadım. Bazanın altı yok şimdi mu? Oraya şöyle bir şey. Her yerim dolu. Bazımın altı da dolu olduğu için burçlardan neden alınıyor. Böyle gardırop üstü kullanmak için. Ama gözümüzü yormaman amaçlı en azından farklı bir odaya koyabilirdin. Evet kaldırabilirdin. Yani ya da farklı bir depolama mı koyayım alanı. Hanımlar? Farklı kesinlikle. Bir depolama alanı oluşturabilirdin. Kendi evin diye söylüyorum. Dolabı özel yaptırabilirdin. Yani yukarı kadar, tavana kadar yaptırabilirdin. Onun içinde muhafaza edebilirdin. Çok ortada kalmış. Yani en azından bari bugün kaldırsaydın. Ya da güzel bir hurca koyabilirdin. Görmeseydik. Makyaj daha... aynasını hep o şekilde mi kullanıyorsun? Öyle çok kalabalık sert da. Sert bir hurç. Makyaj aynamı evet o şekilde kullanıyorum. Küçük organizerlerle size aslında kullandığım gibi derli toplu durabilir. Çok yani dağınıklıyor. Aradığını bulabiliyor musun orada? Evet bulabiliyorum. Peki dolapta aradığını bulabiliyor musun? Çünkü evet. Çok küçük gibi geliyor. Evet biraz yetmiyor bize eşimle ama yine de... Yatak odasının fiyatını öğrenebilir miyiz? Yatak odasının fiyatı 12 bin TL. Oh. Halı? Halı 750 TL. Şu müthiş fon perdelerin toplu. Onları hatırlamıyorum canım perdelerim. Aşkım bu kadar seviyor musun? Bu kadar seviyorum. Gerçekten. Keşke onu elbise yapsaydın kendine. Yaparım belki bir günlerden mi? Öyle yapsaydın da öyle karşılaşsaydın. Şöyle strapless. Böyle daha güzel. Göz zevkimi iyice bozma gerçekten. Şu an tanıyor zaten. Store kullanmışsın sanırım. Evet. Evin her yerinde store var. Evet.
Yani ben çok kullanışlı bulmuyorum store'a. Mutfakta da store vardı. Ben kullanışlı buluyorum, seviyorum, o yüzden kullanıyorum. Ben sevemiyorum. Yani tül, perde, store bence çok fazla. Bence hanımlar şu anda bahane buluyorsunuz gibi hissediyorum. Kızlar zaten 2,5 yıl önce kurulmuş bir yatak odası. Ayşe, yani 2,5 yıl önce de zevksizmiş, model... şu anda zevksiz. Bunu anlatmaya tabii çalışıyorum. Tabii zevksizliğiyle söyleyecek yok. Öyle bir söylüyorsun ki asır gibi konuşuyor. 2,5 yıl anladın mı? Gerçekten yatak odasında zevk yoktu. 2,5 yıl önce de zevksizsin dedim ona. Hala lafının arkasındayım. Ama her yine gün eski, değişiyor. Yine her gün moda yani. Değişiyor. Bugün trend olan yani tamam, değil. Hanımlar. Bunlar hep eskiydi benim için. Belki de tek tek almış olsaydı evet ama yani evet, özellikle perdenin bir bütünü değil yani. Bence bir zevk değil bu. Perdenin bir bütünü zevk değil. Çok evet. Karışık ya. Göz olsa kanadı, gönlü mesela o zaman hani yatakla hepsinin renk uyumunu yakalamış. Komodin ama aslında model olarak bir uyum yok. Komodinde de bir desen var. Onun üstünde bir desen çok karışık. Her gerçekten yerde. Gözlerim abajurunu yani. Keşke o şekilde kullanmasaydım. Ya da yani, hiç kullanmasaydın. Yeterince bir şeyler sarkıyor ya evden. O da sarkmayın aslında her şeyle bir anda uyum var. Ama siz bunu fark etmiyorsunuz hanımla. Aşkım bir şekilde uyum yok. De bunda da her yerde bir uyum var. Ne oradaki uyuyor? Mesela neye uyduğunu bize açıklar mısın? Kız manken mi? O ne oluyor? Şöylelikle görüyorsunuz ki burada da bir tül var. Avizemde de bir tül var. Ve yine dekorları, onda şekilleri. Yok. Yani bir bez, kumaş. Kumaş ama tül değil. Yani burada bir desen var. Orada bir desen var. Orada bir desen var. Evet. Kumaş. Ama söylediğin şeyler kumaş. Arasında fark var. Hayır canım. Tül farklı orada olsun. Asılı o kumaş. Peki. Sen aşkım, ne diyorsan? Çok kalabalık ya o da. Her şey çok, çok fazla desenli. Düz hiçbir şey yok adada. Farkında evet, mısın? Evet kesinlikle. Dolap, odayla... ayna. Şey kare kare iç içe avize zaten olay. Hatta gerçekten. Ben yatak odamı biraz daha sade buluyorum Türk... kızlar. Siz nasıl aşkım, bu kadar? Bu odaya sade gerçekten. Diyorsun gerçekten evet. Anladım. Duvarı bu şekilde sen mi boyadın? Evet, hani rengini sen mi seçtin? Öyle evet ben. Buraya ben bir renk karanlık renk evet. Değil mi? Yok yani ben karanlık bulmuyorum açıkçası. Daha açık bir yatak odası biraz daha karanlık olması yani iyi ama bu şekilde karanlığı seviyoruz eşimle. Bu şekilde çok boğuksun. Bir de fonları çektiğini düşün. Çok acayip karanlık. Bebeğin yanında uyumuyorsa çok rahatsız edici bir karanlık olur. Bebeğim yanımda uyumuyor ama kızlar ben buraya siyah fon perde bile almayı düşünüyorum. Çünkü aşkım, karanlığı seviyoruz. Bence almamalı. Bence kötü sen direkt bütün odayı siyah yap. Aynen bence diyelim ki böyle siz gün ışığında mı uyuyorsunuz? Gün ışığında değil ama gerek aşkım gündüz kalkıyorum. Bence yatak odası evine güneş girsin. Hayır ya, kesinlikle yatak odası karanlık olmalıdır. Bir de o bence zaman D vitamini bunun bir girmediği için kalmıyor. Zevkim bence evet, bu kadar büyük kötü. İhtimalle. Size katılmıyorum hanımlar. Yani aşkım odam çok boğuk, içim boğuldu gerçekten. Fikirlerinize çok hareketli. Duyuyorum. Çok karışık. Benim çok hareketli. İçin en güzel yatak odası. Bu kadar karanlık odada uyuyup onu da orada asmanın bir bence manası yok. Ya canım benim aynen, karanlık diyorsun ama sanki duvarlar simsiyahmış gibi konuşuyorsun. Alt tarafı açık bir gri yani. Bu açık bir gri değil. Bu açık bir gri. Bu açık bir gri. Açık biraz daha göz doktoruna bence bir şey söyleyebilir miyim? Bence kesinlikle bir göz doktoruna randevu al. Siz bence bir araştırın renkleri. Yo araştırma gerek yok. Ya eve gelince açık griyle koyu griyi öğrenmenizi istiyorum. Burada dört kişi aynı şeyi söylüyor. Sen tek başına uyduğunu iddia ediyorsun. Hayır ben daha koyu grileri. Daha dolaplarına belki krem. Biz beyazdan bahsediyoruz. Belki hani bu soğuk bir renk, o çok sıcak bir renk. Aynalar çok sıcak, bu sıcak. Güzel değil. Çok karışmış. Ya ona katılabilir. Dedim ama hani o kadar da koyu bir renk değil yani. En azından aynanın önünü bence boş bırakmalıydın. Yeterince dolu odan. Bir de şey diyeceğim. Ve şu hurç yani. Hurç evet. Olay. Uhur çok iyi bu arada. Hurç çok evet ya. Şu aynayı peki düz kullanmayı denedin mi? Sığmıyor mu? O yüzden mi çevirdin? Düz yani hoşuma gitmiyor. Bence bir de şöyle bir şey. Benim sıkılmadığım daha var. Bu yani... sefer dümdüz sıra oluyor. Hoş yani peki o pembe şey nedir tam var. Olarak? Bir alabilir miyim onu? Oh. Ağırmış. Bu tam olarak nedir? O sandık. Ne için kullanılır? Bir daha alabilir miyim? Aşkım, takıların mı var içinde? Ne sandığı? Takı sandığın mı? Yok makyaj sandığı. Yani içinde kullanmadığım olabilir. Bunu tam olarak ne zaman ojelerim aldın olabilir. Peki? Çeyizimle. Aşkım neden kilit buradan da tekrardan anlıyoruz buraya. Ki ne kadar zevksiz şimdi olduğunu. Şimdi şöylelikle hayır o da hediye. Evet. Kayınvalidemin hediyesi. Biliyorsunuz ki çeyizde makyaj malzemesi geline hediye alınır. Sanıyorum ki kayınvalidenle görümcen seninle çok anlaşamıyor. Ya da galiba gerçekten kötü bir evde oturmanı istiyorlar sanırım. Yok ben çünkü öyle düşünmüyorum. Ben aslında çok beğenerek verdim. Yani aldık onları. Hatta ben de kayınvalidemle oradaydım. Beraber seçtik. Biraz daha böyle yaşlı bir... Evet. Sandık kutusu gibi kızlar, aslında ben böyle. Ben onu yatak odama uydurdum yine görüyorsunuz. Ay şöyle koyalım daha işte. Da çok uyumamış, evet. Uydurmuş. Direkt orada evet. Kalsın. Tabii ki. Şu sandığın, mükemmel sandığının, şifreli sandığının fiyatını söyler misin?
O zaman 500 TL'ydi. 500 TL. Yatak örtünün fiyatı nedir? Onun da fiyatı 3-4 bin lira. Şunu kendim mi yapmıştın, satın mı aldın? Hayır, o satın. Ne peki, kadar verdin odası? Ona? Bilmiyorum, hediye arkadaşımla. Peki dolap, yatak, toplam ne kadar? Çevrem beni çok sevdiği için hep hediyelere boğuyorlar beni. Yatak odası toplam ne kadar peki? Yani dolabın, işte yatağın, başlığın, işte avizen, vitrin ne kadar oluyor? Yatak odası takımı toplam 12 bin TL canım. Az önce söyledim ama beni dinlememişsin galiba. O kadar gözüm yorulmuş ki demek ki kulaklarım da duymuyor artık. Olabilir. O zaman seni dinlenmeye yerine alalım. Gerçekten başım ağrıdı. Baş ağrıdı. Bu arada. Evet, çok. Benim de çünkü gözlerim kanıyor şu an. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Evet. Ses. Çok bile konuştuk bu oda hakkında. Bence yeter, boğuldum, çıkmak istiyorum buradan. Kesinlikle. O zaman artık çeyizi serelim. Fulya, çeyizinde iddialı mısın? İddialıyım çeyizimle. Bakalım, bu odaya çok iddialı olduğunu düşünüyorum ama neyse. Göreceğiz kızla. Dolaplı yatak başlığını aynı renk zannediyor ama krem rengiydi. Çok karmaşaydı. Özellikle yatak odasını hiç beğenmedim ben. Evet, işte 2,5 yıllık evli Fulya Gelin'in çeyizi. Her çeyizin olmazsa olmazı örgü hırkalar ve yelekler. Bu çeyizde de başrolü kapmış gibi görünüyor. İşlemeli yorgan ve el emeği göz nuru nevresim takımının yanı sıra patikler, çetikler ve el işi sunumluklar gelinimizin çeyizinin en nadide parçalarını oluşturuyor. İğne oyalı yazmalar, dantel süslemeli havlular, mutfak takımları, lifler ve birbirinden güzel işlemeli boncuklar Fulya Gelin'in zengin çeyizini gözler önüne seriyor. Bakalım gelinlerimiz bu çeyiz için neler söylüyor? Kızlar, çeyizimi nasıl buldunuz? Çok kalabalık bulduk. Kim yaptı bunları aşko böyle? Bu mu kalabalık? Bu çeyize kalabalık mı diyorsun gerçekten? Evet, kalabalık bir çeyiz. Ben hem güncel çeyiz yok, hem güncel çeyiz yok hem de parçalar çok da böyle göze gelir şeyler değil. Ama kalabalık, ondan bahsettim. Favori parçan hangisi Fulya? Şimdi güncel çeyiz yok derken favori parçam iğne oyalarım. O iğne oyası değil ama. İğne oyası canım. Değil. Aşkım, o boncuk. Aşkım iğne oyası. Benden iyi bilemezsin o, evet, boncuk. Evet, güncel annem yaptı canım benim. O boncuk. Hayır canım, seninle her iddiasına girerim. Ben bunu kafama takıyorum normalde. Bunu kim yaptı? Onu da annem yaptı. Eline sağlık. Onları şunu çok merak ettim. Neden tespihi çantaya koydun? Öyle o hediyelik aldı olduğu için öyle, evet, ikram ediliyor ya. Senin öyle yaptığın bir şey var mı? Benim yaptığım şeyler çoktu aslında kızlar, havlularım. Fakat onlar hasar gördü. Yani ben kullanıyorum çeyizimi. Hı hı. Yani geriye benim yaptıklarımdan sadece şunlar kaldı. O söz tepsisi mi? Hayır canım, ben bunu böyle sunumluk olsun diye kendi el emeğimi yaptım. Tamam. Şunu alabilir miyim lütfen İrem, şu pembe? Bu mu? Şunu, hayır. Mesela bu tam olarak nedir? Ben anlayamadım ama. O yastıkta koca yalının küçük versiyonu. Ben evet, Hülya'ya sormuştum. Önce tamam, o cevap versin. Gelin çünkü o şu an. Bir yastıkta koca yalının küçük versiyonu yastık. Anladım. Siz... Ben de biraz daha böyle bebek aslında yatar gibi düşünmüştüm yani ama. Yani bunda ikiniz kocayamazsınız. Oğlumun yatağında da kullandın değil mi? Evet, evet. Bence güzel ama... Yatmak için değil ama kullanmam. Sırf için kullandım. Bebeğine kullanırsın. Yani evet, evet, bebeğin için gayet güzel bence de. Çok hoşmuş. Evet. Bir gelinin kınası. Bir de bu kadar mı çok... Evet, mutfak. Mutfak takımın herhalde. Çok güzelmiş gerçekten. Kim yaptı? Onu sanıyorum annem yaptı. Çok güzel, eline emeğine sağlık. Bu patikler neden bu kadar fazla bu arada? Patikler anneannem yaptığı için bu kadar fazla. Hepsini anneannen mi yaptı? Evet. Yani giyiyor musun peki? Yani elbet başkalarının da vardır ama şu an hani... Bu nedir? Giyiyor musun peki bunları? Ara ara giyiyorum. Çünkü bayağı bir yani el emeği modeller ama... modern patikler. Güzelmiş. Anladım. Gibi el emeği çok güzel ama evet, bu kadar hani kullanmıyorsan eğer ki çok yazık olur bence. Bu bana nedir acaba böyle? O boyunluk. Şey ama böyle bir garip yani. Evet. Bu şekilde mi? Büzgülü duruyor. Kim yaptı bunu? Onu bir akrabamız yaptı. Yine rengarenk. Fulya seversin renkli şeyleri. Seviyorum evet, renkleri. Güzelmiş. Kızlar, sizin burada görmediğiniz havlularım da var. Yani çok görsek de bir şey değişmeyecek yani gibi hissediyorum ama. Yani diğerlerin arasında en güzeli bu bence, bu havlu. 2,5 şu olan biraz, ya o kırmızı olan çok güzel. Aradın şu nazar değmesin diye hemen. Al canım. 2,5 evet, yıllık evime çeyizin de bana nazar değmesin diye. Nasıl? 2,5 yıllık çeyiz ya bu. Hiç dağıttığın oldu mu? Kullandığım oldu. Dağıtmak için kimseye? Yok, hayır. Yelekleri de anladım, kullanmıyorsun sanırım. Yelekleri yine modern olanları.
kullanıyorum. Yani şalları daha doğrusu. Kullanmıyorsan niye bu kadar fazla yelek yaptırdın? Bayağı var çünkü. Evet, bayağı çok fazla. Adı üstünde çeyiz olduğu için. Ama bence kullanılması gerekiyor. Evet, kullanılması gereken şeyler olur. Kullanılmayan şeyler bence çeyizde. Kızlar, siz evinizde her gün böyle yeleklerle mi geziyorsunuz? Ben giyiniyorum. Ben giyiniyorum. Ben giyiniyorum canım. Anlıyorum. O zaman sizin evinizde bu kadar çeyiz yok. Evet. Gerek de yok bence. Yani bu kadar fazla ve gereksiz şey yok, evet. Kızlar, gelin dediğiniz çeyizli gelindir. Cuma günü çeyizin hasını görürsünüz. Ben bu bence çok küçük ediyorum. Bir parçası. Ben çok merak sadece ediyorum. Sadece yelek ve patikten ibaret görmek çeyiz. İstiyorum. Cuma'dan önce çeyiz perşembe var. Evet. Tavanlarda bile vardır diye düşünüyorum çeyiz. Cuma günü mutfağında bile, mutfağına bile sereceksin herhalde. Öyle bir söylüyorsun. Artık cuma günü büyük ihtimalle gözlerimiz kanayarak çıkacağız büyük herhalde. Gerçekten. Hepsi çok merakla elemeye bekliyoruz. Göz nuru. Elemeye göz nurundan gözün kanayacaksa kanar. Neyse, senin gününde konuşuruz. Fazlalıkta tabii ki gözüm kanar. Kızlar ya. Hepsi elemeye göz nurundan. Şurada bir illa oradan görüyoruz. Bence Fulya'nın çeyizini konuşalım şu anda. Şurada bir yorgan görüyoruz. Cuma günü görürüz çeyizini. Kırmızı yorgan. Aynen aynen. Bir gelin yapmıştı ya şey çeyizinde yapmışlar diye biz de yapalım kızlar ya. Biz daha güzelini yaparız. Açalım mı bunu? Bunun kırmızı rengi çok güzel. Aynen aynen. Bak bu daha güzelmiş. Aşk kırmızı. Aşk o kırmızısı. Aynen, bence de. Ağırmış bayağı. Evet, bayağı ağır. Güzel bir yorgan. Evet. Şöyle mi alalım? Şöyle alalım. Peki bu yorgan yün mü, elyaf mı? Onu biliyor musun? Yapak. Kızlar, ne yapıyorsunuz öyle? Dış ses yorganı çok beğendik. Geçen haftalarda da bir gelinin evinde yapmışlardı. Biz daha güzelini yaparız, daha güzel yorganla dedik. Evet, bunun yani daha fotoğraf güzel dedik. Aynen, bir fotoğraf çekilmek istiyoruz. Madem öyle, hadi bir poz verin. Peki kızlar, sizce bu çeyiz 50.000 TL'yi hak eder mi? 50.000 TL'yi bu çeyiz hak etmez. Yok, hayır, hak etmez. Zannetmiyorum. Kesinlikle hayır. Kızlar, sizleri de çok merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Tabii ki. Görüşeceğiz. Beklemede kaldım. Buyurun kızlar, sunum masasına geçelim. Hadi gidelim. Bugünkü çeyiz çok güncel parçalar yoktu. Kullandığı parçalar hiç yoktu. Yorganlarını sadece beğendim. Gerisini beğenmedim. Ve işte karşımızda Edirneli Fulya Gelin'in sunum masası. Gelinimiz misafirleri için beş çayı konseptine uygun bir sunum hazırlamış. Pastalar, börekler ve tatlılar, onlara eşlik eden mercimek köftesi ve sarma ile birlikte masada yerlerini almış. Sunumda Hayrabolu tatlısı, pişi gibi geleneksel lezzetlerin yanı sıra incili cupcake ve milföy tatlısı gibi güncel tariflere de yer veren gelinimiz renkli kişiliğini masasına da yansıtmış. Bakalım gelinlerimiz bu sunum masasına nasıl yorumlar yapmış? 2,5 yıllık evli gelinimiz Fulya'nın sunum masasındayız. Ay Fulya, saçların da güzelliği ha. Öyle. Maşallah. Ne yaptın bu yemekleri yaparken, bu saçlar toplandı mı Fulya? Toplandı aslanım. Ha. Neleri sen yaptın bir tanem? Neleri ben yaptım? Hayrabolu tatlısını ben yaptım. Hı-hı. Bir de şuradaki böreği ben yaptım. Hangisi? Parmak şeklinde. Parmak şeklinde, evet. Olan. Tamam. Diğerleri? Diğerleri annemin yaptığı var. Anneannemin. Ay canım benim. Tabii. Ellerine kollarına sağlık. Yöresel sağ ne var? Olsunlar. Yani Edirne'nin olmazsa olmaz lezzeti. Aslında Edirne'mizin olmazsa olmaz lezzeti ciğerdir. Yani. Evet, fakat ben soğuk size sunmak istemediğim için olmadı. Evet, peki. Acaba buna gelinlerimiz ne der? Bilemiyorum tabii. İster miydi Dine'ye gelmişken masada ciğer görmek? Evet. Bu nedir? İsterdik, keşke olsa. O milföy... Birazdan geliyoruz. Şunu bir anlayalım neymiş. Tamam. Bu ne? O milföy tatlısı. Milföy tatlısı. Baklava dilimi gibi kesilmiş. Üstüne de çikolata sos var. Evet, onu teyzem yaptı. Teyzemizin ellerine kollarına sağlık. Evet, senden başlayalım o halde canım. Keşke ciğeri sunsaydın bize. Onu görmek isterdik, sıcak ya da soğuk. Sonuçta buraya özgü bir lezzet. Hı hı. Merak ediyorum. Sevmiyorum, belki yiyip sevecektik. Bu kadar yol geldik. Ben masasında ciğer isterdim. Diğer lezzetlerini de görmek isterdim Edirne'nin. Sonuçta ilk defa geliyorum. 50.000 liralık bir masa ve sunum değil. Edirne ciğerini sunsaydım da bu sefer de neden satın aldın, neden kendin yapmadın diyeceklerdi. Evet, evet, o kadar yol geldi. Sevmiyor musun ciğeri? Yok, hiç sevmem. Edirne asla. Ciğeri yemedin mi hiç? Hiç yememiştim. Ay yememiş, hiç gördün mü? Keşke de olsaydı yeseydim. Merak da ediyordum. Vallahi çok ama güzel. Katmelim var, kırmam var, lokmam var. Yine bunlar da Hayrabolu tatlısı, o da. Buraya ait mi yoksa? Yani Edirne'ye özgü bir tat mı? Evet.
Öyle mi? Yani. Yani. Birçok yerde var galiba ama. Var var ama bizde hani daha çok böyle. Buranın hani özelliğine bir tane. Evet. Üstünde tahin ve fındık olması evet mı? Vallahi Balıkesir'de de var aynen böyle ikram gerçekten ediyorlar. Evet. Aşk, geçen hafta oradaydık biliyorsun. Aşkım sen tatlıyı sahiplenmişsin. Biz sahiplenmiş olabiliriz. Edirne'de sahiplenmiş olabilir. Buna lokma mı dedin? Evet. Nasıl yani? Biz lokma diyoruz. Çörek şey mi o ya? Hamur kızartması yani pişi. Yok bizde lokma. Lokma. Çok değişik. Lokma tatlı değil mi? Lokma böyle yuvarlak yuvarlak evet dökülmez. O lokma yani terli oluyor. Sıbı lokma. Ha, sen biliyor musun bunu İlaydacığım? Hayır bilmiyorum. Yani lokma çünkü sadece şeker ve tatlı, tatlı niyetine aslında yiyilen bir şey ama. O lokma tatlısı bu lokma. Bu lokma. O lokma tatlısı bu lokma tuzlusu mu? Evet. Anladım. Lokma tuzlusu bu. Peki sunumları nasıl bulduk? Ben bir şey soracağım. Tabii. Çay. Limonata içeriz kadehle. Peki şu bardakla ne yapacağız aşkım? Su istersiniz diye düşündüm. Su masada yok sanırım. Getirebilirim. Neden masaya su koymadın? Sular mı kesildi? Heyecandan unutmuş olabilirim ama peki isterseniz getirebilirim. Yani bardak, çok bardak kalabalıklığı var da o yüzden sordum. Suyu da göremeyince hani buna ne koyacağız, boş mu duracak diye. Sizce bardak kalabalıklığı var mı yok mu? Yok. Sizce? Yok. Bravo. Evet. Bence var. Sence var. Şimdi bu şekilde gelmeli mi gelmemeli mi? Gelmeli. Ama içeceği gelmeli yok. Bakın, gelmeli. İkiye bölündü gelinler. Bilmem farkında gelmeli mısın? İçeceği yok. Bence kalabalık. Su burada olsaydı bence olurdu ama su burada değil. Bu bardak yani boş şu anda. Çayla beraber limonata aynı anda içilmez zaten. Ama arkadaşlar size ben çeyizlerimi göstermek için bunları sunuyorum. Şu anda bu zaten olsak bir şey olsa mesela çayla mı boğazımızda ben bir şey giderecek? Ben sana koşa koşa su getiririm canım. Aşkım koşmana gerek kalmazdı. Şuraya bir su koyabilirdim ben. Limonata içersin. Git getirin. Su getireyim evet. Olur, hemen gittim ben arkadaşım. Hemen getiriyorum. Hemen seni kaldırmak bardağını istemezdim. Bardağını alabilirim. Getirebilirsin. Teşekkür ederim. Ama sadece o mu bu olur? Bizim de boğazımız kuru. Ben bence bir sürahi göster. O zaman sürahi gelsin. İstemiyordun suyu. Bak ihtiyaç oluyormuş onu işte. Ben söylemedim ama. Sen söyledin. Kalabalık yapmıyor dedin ya. Yapıyor işte. Bardak için kalabalık yapıyor. Tamam tatlım bardağın biri boşta kalıyor ya su yok. Ama bunu sunmak için koyuyor ya buraya. Aşkım su, içeceği yok. Bardağın birinin içeceği yok yani. Bence çok fazla bardak. Zaten öyle. Yani bunu bu şekilde sunması gerekiyor. Siz bardağı kalabalık diyorsunuz ama ona bakarsanız tabak kalabalık. Tatlım şunu anlamıyorsun. Sonuçta çorba içmiyoruz. Sana diyorum ki bardak var evet ama bardağın içeceği yok. Anlıyor musun? Bunu söylüyorum. Masada su yok. Sadece sürahinin eksik olmasına takıldım ama bardaklarını tamamıyla koyması bence gerekliydi. Merve bana öyle bir karşılık verdi ama masada fazla bardak varsa onun içine dolduracak içecek de olması lazım demiştim ben. Masada su yoktu. Sen masada yalnız neden su yok? Bunu merak ediyorum. Limonatayı kadehte mi içiyorsun? Limonatayı kadehte mi içiyorsun? Koysa evet, şuraya sürahi lazım içiyorum olursa verirsin hayatım. Heh otur. Buna takıldım tamam. Masada neden su yok? Getirdi teşekkür ederim eline sağlık. Evet su var, limonatası var. Şu an limonata tamam var diye mi su getirmedin evet acaba? Sonuçta öyle su ayrı, limonata ayrı. Su takımının sürahisi takım yok mu? Var. Neden onunla getirdin? Ben size Sebil'de suyu söylüyorum. Evet işte suyu. Bir de şey kapağı keşke açık olmasaydı yani. Ama yeni doldurdum. Ya buna ben eleştiri yapmayacağım aslında. Direkt getirdiğim hemen istediğiniz için direkt getirmek durumunda kaldığım için böyle. Ama şunda mesela neden içinde peçete yok onu merak ettim. Bardak var su yok. Onun içinde peçetelik var peçete yok. Evet kağıt peçete yani unutmuşum. Kağıt peçete hani bir yerde var mı diyor bunun içinde evet, olur evet ya da olmaz. Normalde masada kağıt peçete olması gerekiyor. Getirebilirim yani arkadaşlar. Bunu bilemeyeceğime göre güzel bir şey çünkü. İçinde olunca daha hoş oluyor. Evet aldım ama unuttum. Her şeyi kalkıp getireceğim mi bir sofraya? Yok. Peçete, su yok, yok ya da başka eksik ne varsa. İlk gün olduğu için heyecanıma verin. Peki öyle olsun o zaman. Ben bu bardakları sormak istiyorum. Sen evet pardon bunları ne zaman aldın? Çok bana demode geldi ama. 2,5 yıl önce. 2,5 yıl önce. Aşkım yani 2,5 yıl nasıl ya ben sanki böyle evin şey gibi 6 sene öncesi, evet 7 sene öncesi gibi. Bayağı eski bir gelinmişsin evet gibi duruyor. Yani. Hmm. Ne bileyim çok eşya. Bardaklar da 2,5 sene önce. Aslında demoda değil, bayağı kullanılmış. O yüzden çok yıpranmış. Mesela buraları evet, falan. Ben hep kullanıyorum. Hep bayağı çizik yani buraları. Evet. Bayağı ben çizik hep kullanıyorum. Zaten çizik eşyalar sen kullanılmak için değil. Öyle kenara evet saklamıyorum. Ama misafirlik tek tek konuşabilir miyiz lütfen? Evet. Yani biraz daha hani böyle misafir için olduğu zaman daha az kullan ki hani böyle yıpranmış gözükmesin. Hani kötü duruyor bence şu an. Buralar hep çizilmiş, çıkmış. Acaba bulaşık yoksa makinesine mi atıyorsun bunları? Evet, atıyorum. Ama bunlar bulaşık makinesinde çünkü bu geniş geniş evet bakın altın koyulmuş. Ama ben bunların bunları çizilme ihtimali yüksek evet tabii evet malzeme olarak.
bulaşık makinesine koymasan daha iyi edersin. Doğru bence. Diyorsunuz. Hani misafir içinse ve evet, sık misafiri de geliyorsa doldur yatıyor kız ne yapsın. Evet. Yani yıpranacak tabii ama bu şekilde çay bardaklarıyla da takım olması şık. Sürahisi de var dedin değil evet, mi? Evet. Nedir bunun fiyatı? Bunların fiyatı 1200 TL'ydi sanıyorum. 2,5 yıl önce. Evet. Evet. Devam edelim lütfen İlayda'cığım. Peki bu tabak takımın fiyatı mı? Fiyatı. Fiyatı. Tabak takımım da yine aynı şekilde set halindeydi. Kaşıklarım. Hani çatal kaşık da dahil. Evet. Evet. Tencere takımım vardı içinde. Daha birkaç kahvaltı takımım vardı. Bunların toplam fiyatı 4000 TL'ydi. Aa, çok iyi almışsın. Evet çok da güzel bu arada. Ben çok beğendim takımını. Evet, gerçekten bayıldım. Ama sadece hani bununla birlikte çok olmamış. Bu da dediğim çok güzel. Peçete mi? Kumaş aslında peçete. Aslında kumaş peçete de değil bu ama biraz daha süs gibi. Peçete gibi değil çünkü bu biraz daha. Sanki. Ne gibi? Supla gibi mi? Evet acaba? Supla gibi. Sanki böyle önümüze sermek için, dökülmemek için kahvaltı. Ama zaten bunlar öyle kullanılmaz. Yok bu peçete. Peçete mi gerçekten? Bu peçete evet, gerçekten. Peçete. Çok süslü bir peçete. Ama ben bunu kullanmaya kıyamam. Bir de konsol örtüsü gibi. Evet, ama evet. Yok ben çok baksanıza beğendim. Güzel ama sadece birlikte çok hoş evet. Benziyor. Konsol örtüsüne benzettiniz. Evet. O kadar şık yani. Hayır, İtfat ediyorsunuz yani. İtfat ediyorlar. Ben de kötü bir şey söylüyorsunuz. Hayır, konsol örtüsü evet, gibi güzel. Ama tabaklarla uymamış. Evet, tabaklara ben de değinmek evet, istiyorum. Şimdi bardaklar hareketliyken acaba tabaklar daha sade olabilir miydi? Veya bardaklar daha sade olabilir miydi? Şimdi şöyle bir şey, zaten tabaklarım sade bence yani. İstersen ekrana göster. Şurasında sadece bir detayım var, başka da yok. Şöyle şurada var, dallar yine var. Evet, evet. Ama bir hareket var tabii. Var var. Tabak büyüdükçe dallar da büyüyor. Aynen. Bir evet, de şey, bu takım demiştin değil mi içerisinde? Evet. Ya ben senin yerinde olsaydım bu takımı iptal edip bunlara gold bir çatal kaşık yapardım. Rose gold mu? Zaten ya da rose gold. Bu rose gold gibi ama tam gold değil de şu an yansıma mı yapıyor bilemiyorum. Yok tam gold aslanım. Gold ama da gold geldi. Buradan bakınca evet, gold, buradan bakınca rose evet, gold. Ben de rose gold görüyorum. Evet bak şimdi şuradan baktım evet, hakikaten gold. Gold. Işığa gold göre çatal kaşık mı diyorsun? Daha evet, iyi olurdu. Hmm. Ama ben çatal kaşıklı da çok gold sevmiyorum. Ben de sevmiyorum ya, çok açıkçası. Yıpranıyor. O çok kötü duruyor bence. Bir misafire yani hoş değil. Biraz evet yıpranıyor ama ya ben hiç duruyor ya. Hoşlanmıyorum açıkçası. Ben şık olarak görmüyorum. Bu hangisini almamız için hayatım? Katmerden alabilirsin onunla. Lokmadan alabilirsin. Börekten alabilirsin. Diğerlerini neyle alabiliriz? Diğerlerini orada bir... Şöyle bir kaşığım daha var. Ve önümüzdeki çatallarla da alabilirsiniz. Önümüzdeki onu ne almak için kullanacağız evet, peki? Vallahi şey kendimi görüyorum hayal gibi. Sizin için özel parlattım. Ay çok tatlı. Teşekkür ederim. Bunu mu acaba alıyorsun? Bununla ne salata alıyorum? Salata için aslında İstediğiniz ama salata yok. İstediğinizi alabilirsiniz aslında. Ben salatayı yaptım aslında fakat yanlış içine bir malzeme uyguladığım için. Ne malzemesi uyguladın? Oldu. Aa, ya aslanım aslında tuzu çok kaçırmışım. Ay canım. O yüzden çöp oldu. Hadi ya. Normalde arpa şehriye salatası yapmıştım. Peki, tuzu fazla kaçtı. Yalnız o kaşıkla biz kazan mı karıştıracağız? Biraz evet, büyük değil büyük mi sanki? Biraz büyük sanki ya. Ya evet biraz büyük. Bu konuda evet. Bu arada cam burada cam kap var, fırın kabı. Evet, evet burada da, da salata evet, evet, tabağı. Ya bu günlük kullandığımız bir salata tabağı. Öyle bence mi? Sunum sofrasında olmamalı ki zaten hiçbir sunumunu kullanmamışsın. Ben size yeterince daha özel şeyler olabilirdi en azından bugün. Ne olabilirdi bir tane? Çok güzel sunumluklar bunlar var. Bunlar güzel değiller mi? Çok güzeller ama bunlar servis takımına ait. Ayrı yemek sunum takımının evet, servisleri. Yani ama onlar ayrı. Onda ama bir sakın. Onlar değil, ama başka bir yemek taba takımının servisi zaten değil mi? Evet. Evet ama abi, sonuçta bunun aynı değil yani. Yani değil mi İlayda? Evet. Başka yani yemek şöyle, takımının servisi. Evet. Aşkım başka... bu önemli. Dürttüm sizi. Başka bir yemek takımı. Bu yemek takımıyla alakası olmayan parçalar var. Evet. Hepsini bir bütün şeklinde kullanabilirdin. Çok güzel sunumluklar var. Onları alabilirdin ve bunlar zaten kayık tabak, sunumluk değil. Bunu sunumluk olarak da kullanabilir. Evet. O ayrı ama. Evet. Yani kullanılır. Şu an bizim önümüzde yani olan yemek takımının servis diye bir şey var yani servisleri, evet, kayık tabakları. Zaten bu amaç için hayır, var yani. Hayır, kullanılabilir. Onda hemfikiriz. Ama keşke birkaç parça daha mesela bunun yerine, o cam kap yerine şık sunum kap. Şey evet, 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 evet. Olabilir. Olabilir. Selam burada tamam ama kayık tabakları ve servis tabakları yemek takımının yani parçalarıdır ve bu amaçla yapılır. Evet. Ama burada başka bir yemek takımının
servisini görüyorum. Bu da mı senin yemek takımın? Evet. İki yemek takımın var. Evet, kayınvalidem ne diye sonra. Öyle mi? Onlar da buna yakın yalnız değil mi? Bunun onlar da peki? Gold gibi. Aynı şekilde bunun sunum tabakları yok muydu? Şurada var. Var bak. Kullandım. Yani o yüzden ya bayağı karışmış aslında. Oradaki çok sade, oradaki bayağı gold, buradakiler cam. Yani evet sunum yapmışsın zaten çeşit az. Ama yine de ayrıca bir bakınca şey çeşidi az mı buldun İlayda? Bana göre çeşidi az. Gerçekten. Evet. Şöyle. Allah Allah kesenize Ali İbrahim bereketi versin. Ben normalde sarmayı işte börekli şeyleri çok seviyorum zaten. Evet. Sürekli yiyorum. Yani şahsen şu an mesela açım ama ben bunlarla doymam. Diyorsun. Doğru. Canım içeride var, sen yeter ki ye. Ya ben mesela diyelim ki sarmayı yedi. Bunlar sadece yedi. Sunumluk görünenler. Ya şöyle düşünebiliriz. Mesela o tam olarak nedir pembe olan? Kek. Cupcake. Şimdi, 6 kek tane var. Nasıl? Şimdi o 6 taneden ben ikinci yemek isteyeceğim. Nasıl yiyeceğim? Ben içeride var dedim ya az önce. Devamı ya var ben, mı? Evet. 6 tane şunu koyduğun için acaba 6 tane var diye düşünüyorum. Şu üstüme uyuyor ya, ben onun bir tadını alayım. Tabii buyurun. Servis yapsana arkadaşına. Alamayacağım galiba. Bugün şöyle bir pembeden gideyim dedim. Şöyle biraz buyur, bakayım enerji fazla olsun dedim. Aa ne güzel, güzel uyumlu evet, oldu. Evet. Evet, şu Alman pastası mıydı? Evet. Onu kim yaptı? Onu da bir akrabam yaptı. Alman bana mı kendisi? Yok hayır. Diye böyle kötü bir espri yaptı. Orada sen sadece iki şey mi yaptın? Evet, maalesef çocuğum olabildiği için. Evet, buna bir yorum yapamıyorum. Yoksa daha çok şey yapmak isterdim. Peki hanımlar, kesinlikle son sorum. Aslı Hanım. 50 bin TL hak ediyor mu bu hayır, masa? Hayır. Bence hayır. Ediyor. Hayır mı? Ne hayır diyorsun hayatım? Şurada bir kek görüyorum. Evet, evet bakalım, biz de görelim. Hani her gün yapıp masanın üstüne koyduğumuz bir kek. Hani bunu belki çikolata sosuyla sunabilirdin. Ama ya da dilimleyip. Havuçlu tarçınlı cevizli kek o. Ama ona sos onun olmaz mı? Hayır olmaz. O ya da masa yapılan bir şey. Dilimleyip evet. Sunum daha şık olabilir. Evet, sunum olabilirdi. Keşke olmasaydı. Evet öyle olabilirdi, haklısınız, dilimleyip de olabilirdi. Bir de limonata dedik ya, onu geçtik, aklımda kaldı. Siz mi yaptınız yoksa hazır mı limonata? Hazır. Anladım. Bitti mi? Denemek benden istersen bu kadar içebilirsin. Hazır içmiyor musun? İçmiyor, hiç sıkıntı değil. Son yani şey, hazır olması sizin için sıkıntı değil. Sıkıntı sadece değil, hani özel kapta olduğu için ben sordum. Yok size öyle hani satın şeyde getirmek istemedim açıkçası. Anladım, teşekkür ederiz. Son bir şey ekleyebilir miyim? Peki, çok çabuk ekle. Düğüne gideceğiz. Şurası herhalde bir çatlamış. Orayı bir ufak kapatabilirdik demek. Neresi çatlamış? Neresi? Şurası deforme olmuş biraz. Kekin mi? Evet evet kekin. Ama pudra şekeri var zaten. Var. Son evet anda olmuş herhalde. Yok, artık yok, o kekin de orası çatlasın ya. Yani. Çatlasın aman o zaman. Aman çatlasın, biz çatlayacağımıza kekin üstü tamam çatlasın. Kesinlikle. Daha makbuldür. Afiyet olsun hanımlar. Teşekkür buradan gelinimizin düğününü izlemeye geçiyoruz. Bakalım eşiyle nasıl tanışmışlar ve nasıl evlenmişler. Hadi hangisinden başlayalım? İştahlı gelinim benim. Sarmadan. Hayrebolu'dan mı başlasam önünde böyle? Aslında evet birazcık. Bak bakalım tadına. Bu lokum lokum değil. Lokma. 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 Lokma değil bu pişi. Hayır lokma. Çünkü mayalı bir hamur. Lokma diyoruz biz ama. Yani çocukluğumdan beri olabilir. Farklı. İsim olarak farklı olabilir ama evet hamur o. Onu ben de fark ettim. Bakın bu yörenin değil mi? O kırma evet. Kırmanın da tadına bakın. Bu da katmer. Kırma ellerine tam olarak afiyet olsun aslında. Nasıl bir börek kırma? Börek. Bilmiyor galiba. Annem evet, mi yaptı? Evet anneannem yaptı. Aynen, o büyük olduğu yapıyor için ben de daha. Hadi bakalım. Buradan düğüne geçelim. Ellerinize sağlık büyüklerimizin ellerine olsun sağlık. Yemek masasında uyum yoktu. Cam kap, fırın kapları kullanmaması gerekiyordu. Masada hiç uyum yoktu. Çeşit de çok azdı. Fulyacığım her şey için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ellerine sağlık bir tanem. Afiyet olsun. Şimdi Anıl'la nerede, nasıl tanıştın? Onu merak ediyoruz. Eşimle arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Beni biraz değişik anlatmış arkadaşım. Eşim de merak etmiş. Allah Allah demiş, kim bu kadar değişik anlatıyorsunuz? Allah, bir görebilir miyim değişik demiş. Değişik derken? Detay vermeyeyim aslanım. Yani birazcık kötülemek gibi. Allah Allah. Evet. Aa, biraz öyle oldu arkadaş. Kötüleyince ama ilgisini çekmiş evet eşinin. Evet, fotoğrafımı görmüş.
Ha. Ya demiş hani bir şey yok bu kızda gayet güzel normal demiş. Bir kıza benziyor yani, hani bunları. Sonra beni tanımak istemiş. Mesela ne demiş arkadaşım? Bir örnek versene bir anlayalım şu arkadaşlar ne diyor mesela? Ne kadar kötü olabilir? Ya yok biraz değişik biri hani keşke o da burada olsaydı falan. Değişik. Hem değişik hem burada olsaydı. Renkli bir kişilik. Evet. Neşeli bir kişilik. Evet. Bunun nesi değişik? Biraz deli dolu. Deli dolu güzel bir şey demiş yani. Evet. Övmüş mü dövmüş mü seni anlayamadım. Ya ikisini de yapmış aslında. Anladım ama sonucunda yani Anıl'ın ilgisini çekmiş evet, mi? Evet çekmiş. Doğru bir şey mi yapmış? Doğru bir şey yapmış. Tamam iyi etmiş o halde. Sonra? Daha sonra biz konuşmaya başladık ve hemen sevgili olduk. Hı hı. Sonra bir isteme sürecimiz oldu. Ne kadar? Bir yıl sonra. Hı. Daha sonra hemen nişanı yaptık ve eşim askere uğurladık. Sonra gelince de düğünümüzü yaptık. Ay bu kadar hızlı. Evet. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi de bir restoranda. Ben kahveyi çok seviyordum. Kahvemin yanına koymuştu eşim yüzüğü güllerin içinde. Güllerin içinde bak bak. Evet. Bir şey ne söyleyebilir güzel. Miyim aslında? Ne canım? Aklım ilk karşılamaya geldi de gittim de kahveyi sevmiyorum dedin. Evet. Şimdi seviyorum diyorsun. Evet. Nasıl oluyor? Bir şöyle dönem dönem mi oluyor? Yok ben hamileliğimde tiksindim. He. Bir daha da içemedim. Ciddi misin? Evet, bana da oldu maalesef. Ben bana da oldu. Yapma ya. Evet. Ay sen de ama her gün içiyorum. Ben de şu an korktum. Her gün 3-4 tane. Aynen. Nasıl yakaladı gördünüz mü? Vallahi. Dikkat. Ama gününde ben Merve de Merve çıkabilir, çıkmaya da bilir. Ona göre. Sonrasında Aslan'ım... İki yıl sonra evlendik. Evet. Dedin. Evet. Dedim. İstemeye geldiler. Evet. Arkadaşların da var mıydı yoksa sadece ikiniz miydi? Arkadaşlarım yoktu. Teyzemle eniştem vardı. Hı. Evet. Onlarla beraber yemeğe gitmiştik. Hı hı. İki yıl nişanlı kaldınız herhalde öyle evet. mi? Evet. Çok uzun değil mi iki yıl? Yani nişan değil, iki yıl sevgililik sürecim oldu. Hı. Hı. Nişanlılık dönemim bir yıl. Bir yıl. Ne taktılar nişanda? Nişanda Trabzon burması taktılar. Hı hı. Kelepçe pardon. Kelepçe. Bunları siz mi talep ettiniz? Onlar gönüllerinden ne hani geçerse onları mı taktılar? Yok onlar gönüllerinden ne geçerse onu taktılar. Aa, ne güzel. Bol gönüllülermiş herhalde. başka ne taktılar? Dur bu çok önemli bir nokta. He. Bir de 1 gram altın takıldı. Anladım. Bir gram bir kilo mu? 1 gram. 1 gram anladım. Kelepçeden 1 grama. Evet. Bayağı bir düşüş olmuş. Yani şöyle kayınpederimle kayınvalidem ikisi de ayrı ayrı bir şeyler takmak istediler o yüzden. Evet. İşte büyük müydü aile arasında mı? Nişan? Büyüktü. Büyük yani salon. Söz ve nişan isteme karışık oldu. Ha. Salon değildi köyde oldu. Köyde oldu. Siz yaptınız üstlendiniz. Evet. Peki neler ikram ettiniz? Pastamız vardı ve ortaya poğaça... Kurabiye biz yaptık. Hı hı, hı. Bu şekildeydi. Senin kıyafetini klasik içeceklerden vardı. Anıllar mı aldı? Yok hayır ben aldım. Hı hı. Biz aldık. Kaç kıyafet giydin nişanda? Bir tane. Zaten isteme olduğu için. Kına da oluyor değil mi? Evet. Sonra da bir yıl sonra kına mı oldu? Evet. Evet. Sonra hayatım kına gecen oldu. Evet. Kına gecemde de... Kaç elbise giyindin? Kına gecemde 2. Bindallı'nı sen mi kiraladın yoksa eşim tarafından? Eşimin ailesi karşıladı. Kaç kıyafet giydin? 2 tane. Bindallı dışında mı yoksa? Gelinlik giydim. Ha bindallı ve gelinlik. Evet bindallı ama gelinliğim düğünümdekinden farklıydı. Ha. Evet. Kınalı neden peki? Yani neden kınada gelinlik giydiniz? Ben gri bir gelinlik giymek istemiştim Aslı Hanım çok. Ha gri gelinlik. Evet. Gri elbise gibi bir şey yani. Evet. Tuvalet. Ama gelinlik. Tuvalet. Evet. Ha, kabarık. Kabarık. Evet kabarık. Neyse tutturduk en sonunda. En sonunda evet. Ha, gri kabarık evet. Tuvalet diyebiliriz bunu. Ne kadar ödedi? O gelinliğe 3000. Gelinlik değil o ya tuvalet değil mi yani? Beyaz olunca gelinlik oluyor ya. Gelinlik diye geçiyordu. Allah Allah. Evet, gri aslında. Gelinlik de hayatımda görmedim. Ben ekru olur, kırk beyaz olur. Beyaz evet, olur. Artık siyah bile gelinlik olur. Var var. Yalan. Evet, hiç gerçekten. Görmedim kaç tane geline gittim. Bir tane siyah gelinlik giyene denk gelmedim. Giyen olmadı. Sen giydin mi? Hayır. Ha. Ama giymek isterdim. Aa, evet, giyseydin. Gününde giy inşallah. Yarın belki giyersin evet, siyah gelinlik. Kınan salonda mı oldu yoksa o da bahçe tarzında? Yok salonda. Organizasyon tuttun mu? Evet tuttum. Ne kadar verdin?
2500 TL organizasyon. Hı. Uygun ya. Evet, çünkü bayağı uygun. Bayağı uygun. İki sene önce de olsa bayağı uygun. Evet, çünkü organizasyon da sözümde kullandığım organizasyondu. Ha, organizasyonun içinde ne vardı? Taht vardı, evet. Hediyelikler vardı, evet. Kınalar. Nedimelerin var mıydı? Nedimelerim vardı, evet. Kaç tane? Kızlarımız vardı. Dört mü, altı mı? Dört tane aslında. Evet. Peki kim yaktı kınanı? Kınamı kayınvalidem. Yok pardon. Eşimin yengesiyle yenge. Benim yengem. Yengeler. Avcuma ne koydular acaba? Avcuma değil başörtüme kayınvalidem küçük altın astı. Ay ne tatlı. Neden? Tatlı. Kafana astı. Onun bir anlamı var ama ben şu anda unuttum. Allah Allah. Normalde çünkü ele koyulur, o yüzden şaşırdım. Evet. Kayınvalideni arayıp sorsak mı acaba ya? Olur, sorabiliriz. Valla müsait midir? Deneyelim aslında. Hadi arayalım. Neydi kayınvalidenin ismi? Nurten. Hadi Nurten Hanım'a soralım bakalım. Neden kına gecesinde başındaki örtüye altın takılır? Ay vallahi arıyoruz Nurten Hanım'ı. Aç bakalım. Arayalım şimdi. Hoparlör alayım direkt ilk önce söyleyeyim. Önce söyle. Ya da aç bakayım nasıl açıyor kayınvaliden senin telefonunu. Aç hoparlörü. Anne ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Bitti mi? İyi ben de yok bitmedi. Ben şimdi Aslı Hanım'ın yanındayım da Nurten sana Hanım. Nurten Hanım merhaba, Aslı Ünal ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Sizi rahatsız ettik, kusura bakmayın ama bir şey rica çok ederim. Merak ettik ya. Kızlar buyurun. Da çok merak etti. Şimdi konuşuyoruz evet. İşte nasıl evlendin, neler oldu bitti. Kına gecesine geldik. Hani eli kına yakıyoruz, avuç içine altın evet. Koyuluyor ya. Siz evet. Başındaki örtüye çeyrek altın takmışsınız, doğru evet. Mu? Doğrudur. Bunun bir doğrudur. Anlamı varmış. Bunun anlamını biz merak vallahi. Ettik. Gelinimiz hatırlayamadı. Dedi kayınvaliden bilir. Ya şimdi adetler böyle. Ha. Edirne'de, Trakya'da herkes tülbente taktığı için ben de öyle taktım. Aslında önceden, yıllar önce bana kayınvalidem avucumun içine koymuştu mesela. Ha. Ama ben öyle yaptıkları için ben de gelinimin başına koydum. Ay diyorsun ki başından aşağıya altınlar yağsın gelinim. Acaba böyle bir şey mi? Bir de bir şey daha sorayım Nurten Hanımcığım. Ay yaş buyurun. Kaç bu arada? Ben 57 yaşındayım. 57. Abla diyebiliriz. Nurten olsun, ablacığım. Olsun rica ederim. Nurten ablacığım şöyle sorayım. Edirne'de bir gelinimizde yanılmıyorsam şey görmüştüm. Ayaklarının altına böyle kına yakıyorlardı. Hatta evet. Kayınvalide de kınayı yıkıyordu. Vardı öyle bir şey, evet. Değil mi? Vardı öyle bir şey. Vardı, vardı yavrum ama yıllar önce. Ben ayaklarımı evlenirken bileğime kadar vurdurdum. Kınam vardı çok. Bak, bileğine yani, kadar kına mı yaktırdın? Evet, ayaklarıma bileğime kadar, ellerime de bileğime kadar. Heh, sonra onları sabah mıdır, nedir? Sabah davullarla yıkadık. Bak, hatırlıyorum. Davullarla yıkıyoruz. Hatta kayınvalide yıkıyor bildiğim kadarıyla. Yok, yıkamadı da. Davullarla ısım akraba. Mesela halamın kızında bir ayağımı yıkadım. Öteki halamın kızında bir elimi yıkadım. Öyleydi, davullarla Allah gitmiştik. Allah Allah, bunun bir hayrı faydası oldu mu bu? Yok, öyle bir şey. Yani hayrı faydası yok ama işte... Adetten adetmiş diyelim. Bunlar. Evet, kim bilir evet. Nereden çıkmış bu adetler, bu gelenekler. Ne enteresan ritüeller değil mi? Evet, evet. Peki, öyle çok mi? Teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, rahatsız ettik. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor, güzel mi? Harika geçiyor. Şimdi siz bizi izlemeye devam edin. Bakın neler olacak. Hadi bakalım, hayırlısı inşallah. Öpüyoruz. Görüşürüz. Çok sevgiler. Hoşçakalın. Sağ olun, sağ olun. Ay Nurten Hanım, kapat. Soracaktım, gelininden memnun musun? Ama senden memnundur ya. Memnun. Sen ağzın var, dilin yok. Vallahi biz zor konuşturuyoruz. Hiç konuşmuyor. Biraz öyle aslında. Neyse, öğrendik. O öyle geleneklerde öyle takıyorlarmış, takmış. Aslında şey, hani avucunun içine koyunca kirleniyor diye belki de... Temiz temiz hayır, olsun diye, kalma olmasın diye. Al işte bak, evet. Düşürenler çok oluyormuş. Aldılar bence ama de. Sonradan. Ha. Annem aldı. Peki, ondan sonra bir tanem, ertesi gün mü düğün oldu? Evet. Düğünü nerede yaptınız? Gün. O da aynı salonda oldu, kınanın olduğu salon. Gelinliği salon. Ne kadar verdiniz? Gelinliğim, düğündeki gelinliğim 6000'li. 6000 TL. Evet. Neyse ki beyaz gelinlik görebildim. Evet. Evet. Çok gayet yakışmış güzel o bir da. Gelinlik. Saç ve makyaja ne kadar ödediniz hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum Aslı Hanım. Peki düğünde neler çünkü ikram kalabalık. Edildi? Düğünde
kuru pasta. Kaç kişilik bir düğündü? Bir de kokteyller falan vardı. 500 kişiyi geçikti aslında. Peki toplamda ne takıldı? Evet. Toplamda her şeyle beraber, yok pardon, sadece bileziklerim 120 bin. Ne? Bileziklerim, bir de takılan paralar. Ne? Bileziklerim. Ha, bilezikler. Evet, takılan paralar. Bileziklerim var mı yani? Yok yok, vurma onlar mı? Gitti aslında. Nereye gitti onlar? Nerede? Arabaya gitti onlar. Hadi be, araba mı aldınız evet, bileziklerle? Bunlar ne oldu? Bunlar ne zaman geldi? Bunlar oğlumun duasından. Evet. Oğlumun doğumunda, evet. Oğlumun duasında, oğlumun ilk ingasında mı? Evet. Ne? Üç tane var orada. Biraz aslanın kendi birikimimiz de vardı. Ay canım çok güzel. İyi günlerde kullan. Teşekkür. Bu nerede geldi? O da düğünde. Düğünde geldi. Evet. Bu hariç. Evet. Bir de Turan hariç. Turan hariç. Peki balayına nereye gittiniz? Biz Bodrum'a gittik. Hı hı. Ne kadar harcadınız hatırlıyor musun? 15 bin harcamışızdır. Kaç günde? 10 gün. 10 günde? 15 bin. 15. İyi, çok bayağı iyi. Çok yani. Çok iyi. Yani 2,5 yıl önce. Yani evet. Farklı mı kaldınız? Butik bir oteldi. Yoksa tek bir butik otelde mi kaldınız? Havuzlu butik bir otel. Yani tek eskiden otel. Uygundu. Evet. Hatırlarsınız kızlar. Evet. Peki ilişki testine geçelim mi? Ara bakalım Anıl'ı. Geçelim evet. Aslanım, çok heyecanlıyım. Ama aç biz de duyalım. Anıl, tamam. Senin telefon numaranı görünce nasıl açıyormuş telefonu bir duyalım. Canım karıcığım mı diyor, Fulyacığım mı diyor, karım, karıcığım. Bakalım ne diyecek Aslan. Ne diyecek? Ya da efendim. Efendim. Anılcığım ne yapıyorsun? İyi canım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Samimi. Aslanım yanımda, şu an seni aradık. Birkaç soru soracak Aslanım sana. Bak heyecanlandım. Tamam. Aman kısmet geliyor. Kısmet geliyor. Anıl merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ay şu anda çok güzel bir fotoğrafınız var. Çocuğunuz, siz eşinin telefonunda. Ne güzel, maşallah. Allah yuvanızda hep böyle mutlu gülümsemeyi nasip etsin. İnşallah. Canım kardeşim. Anılcığım şöyle, ikinize aynı anda soruları yönelteceğim. Senden ricam, asla sen cevap vermeyeceksin hiçbir tanesine. Önce eşin, sonra evet Anıl cevap lütfen dediğimde sen cevaplayacaksın. Anlaştık mı? Tamamdır. Tamamdır. Bu. Şimdi ilk soruya geçmeden önce kocaman bir alkış alalım, bir moral alkışı. İlk sorumuz geliyor. Evet. Kayınvaliden onlara her yemeğe gittiğinizde Fulyacığım asla senin yemem dediğin yemeği pişiriyor. Bu durumda ne yaparsın? A. Bilerek yaptığını düşünür sinirlenirim. B. Denk geldiğini düşünüp önemsemem. C. Kayınvalideme giderken yemeğimi yanımda götürürüm. Evet. Denk geldiğini düşünürüm, önemsemem asla. Bakalım Anıl ne diyecek? Evet, ne cevap vermiştir Fulya? Denk geldiğini düşünmüştür. Bravo. Oh. Aynı anda hem kayınvaliden hem de sen hasta oldun Fulyacığım. Eşin seni bırakıp annesinin yanına giderse senin buna tepkin ne olur? Trip atarım aslanım. Yani biraz kırılırım. Evet. Bunu yaparım. Anıl dersi küstüm. Evet. Trip atarsın, alınırsın. Evet Anılcığım cevap lütfen. Sessiz kalır. Bence de öyle cevap verir sandım ama dedi evet. Ki trip atarım, trip atarım, alınırım. Beklemez. Falan yaptı ya. Neyse devam ediyoruz. Eşin Anıl'ın pembe bir yalanını yakalarsan ne yaparsın Fulya? A. Hemen yüzüne vurursun. B. Her insan pembe yalan söyleyebilir der, umursamazsın. C. Bir daha söyledi, hiçbir şeye inanmazsın. D. Eşim adına utanırım, güvenim sarsılır dersin. Her insan yalan söyleyebilir. Diyorsun. Evet. Her insan pembe yalan söyleyebilir. Evet. Hı. 5 şıkkı, hadi bakalım. Evet Anılcığım cevap lütfen. Hemen suratıma vurur. Ay karın çok anlayışlı. Her insan pembe yalan söyleyebilir dedi. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Eşin saçlarını kestirmek için, yani eşin Anıl,
saçlarını kestirmek için ne sıklıkla kuaföre gider? A. Ayda bir kez. B. İki ayda bir. C. Uzadıkça. D. Senin hatırlatman üzerine. Uzadıkça. Cevap lütfen. Ayda bir defa. Aa, inanamıyorum. Ya inanamıyor sana şu anda. Peki, eşin sana ne sıklıkla iltifat eder Fulyacığım? A. Her gün. B. Haftada bir. C. Ayda bir. D. Aklına geldikçe. Aklına geldikçe. Peki, ben merak ettim. Sen eşine ne sıklıkla iltifat edersin? Ben etmeye çalışırım yani aslında. Senede bir mi? Yok, hayır. Ben mesela ne bileyim, çok cana yakınımdır. He. Yani... Sen daha mı çok? Evet. Ay canım benim. Neyse, dur bakalım ne cevap verecek damat. Evet damat, cevap lütfen. Her gün. Ya Allah. Ya, ya. Bence de her olmadı gün bu, olur ya. Olmadı bu. Bence direkt kapat. Ama her gün işte aklına geldikçe her gün... Sayılabilir aslında aslanım ama sayılsa da bundan sonra. Eşin Anıl. Şimdi sayacağım şıklardan hangisini tanımayı isterdi? A. Beğenilen bir yazar. B. Takdir ettiği bir iş insanı. C. En sevdiği sporcu. D. Sevdiği bir sanatçı. En sevdiği sporcu diyeyim aslanım. Çok mu sever? Emin değilim ama. Evet damat. Sevdiği bir sanatçı. Sporcu biz dedi. Biz bugün anlaşamıyoruz. Ya kaç yanlış oldu liste? 5. Bir sürü. 5 yanlış Anıl. Ne yaptınız kardeşim? Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sesi gitti çocuğun ya. Ay vallahi. Tamam kapatıyorum. Tamam teşekkür ederiz. Hadi ben. Ay morali bozuldu çocuğun ya vallahi. Eşi sanki çok yarın düşündü de cevapları. Fulya biraz heyecandan mı acaba öyle cevaplar verdi? Olur. Yani mantıklı olan. Evet biraz sanki öyle. Çok heyecanlı. Şey oldu ya. Neyse yarın İlayda sana gelirken geliyorum bakalım sende neler olacak. Göreceğiz. Evet, hazır mısın? Hazırım Aslı Hanım. Şimdi gelinler, büyük ödülümüz 50.000 TL için Fulya geline puan kullanacaklar. Puanlamaya geçiyoruz. Benim sana puanım. Bence evi beğendiler. Hatta burada güzel yorumlar yaptılar. Artık bilemiyorum, belki de strateji kuruyorlar. Yani bence kıskanıp da böyle bir puan verdin. Çünkü ev gayet uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yok, kesinlikle kıskanılacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Beklemiyordum açıkçası. Şimdi beğendiğim şeyler de vardı. Senin çok merak ediyorum bu puandan merak sonra. Merak edebilirsin. Puanları alın evinize gidin. Herkesin evi kendine mükemmel, benim de evim bana mükemmel. Beşlik mi? Tabii ki, hatta onluk. Görmek istiyorum çok. Az sonra. Haftanın ilk gününde gelinimiz Fulya geline büyük ödülümüz 50.000 TL için gelinler puan kullandı. Fulyacığım, en yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? Merve gelinden mi desem acaba? Hiç sanmıyorum ama. Öyle mi? Neden? Çok mu yorum yaptığı için? Yok, aslında kötü yorumlar yapmadı ama puanı kötü olacak diye düşünüyorum. Peki en düşük puanı Merve'den, en yüksek evet. Puanı kimden bekliyorsun? Bilemiyorum Aslı Hanım. Yüksek puan vermemişler midir? Evet. Ne diyorsun? Şu an onu hissediyorum. O zaman başlayalım mı? Başlayalım Aslı Hanım. Peki. Görelim gerçekleri. Peki. Evet İremciğim, senden başlamak istiyorum. Kısaca sebeplerini duyalım. Tamam. Aslan ben genel olarak evi, yatak odası, mutfak, oturma odası, salon karışık buldum biraz. Bayağı karışık buldum. Karışık buldum. Hem aksesuarlar hem mobilya konusu, yani kafa karışıklığı da var. Farklı aksesuarlar kullanmış. Evet. Bu şekilde bu noktalardan kırarak bir puanlama yaptım. Puanlı görelim canım. Benim sana puanım. İki puan. Bekliyordum Aslı Hanım. Ne bekliyordun?
Yani böyle düşük puan vermelerini bence evi beğendiler. Hatta burada güzel yorumlar yaptılar. Artık bilemiyorum, belki de strateji kuruyorlar. Aslında eksik olan yerleri fazlasıyla dile getirdik Aslı Hanım. Ve kendi evi olduğu için çok farklı şekilde depolama alanı olsun, dekorasyon olsun çok rahat hazırlayabilirdi. Yani bence kıskanıp da böyle bir puan verdin. Çünkü ev gayet uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yok, kesinlikle kıskanılacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Perşembe günü evimi gördüğünde çok daha net anlayacaksın evet, bunu. Evet, görmek istiyorum. Bekliyorum sabırsızlıkla o günü. Karışık bulmuş salonumu ama kesinlikle karışık bir salon yoktu. 2 puanı hak etmiyordu benim evim. Kesinlikle kıskandığım için vermediğim 2 puanı tamamen 2 puanı hak ettiği için verdim. İlaydacığım, seninle devam edelim. Senden de kısaca sebeplerini duyalım canım. Aslında ben genel olarak salonda çoğunluğu biraz daha beğendim ama böyle hep birbirine geçmiş birçoğu şey var. Yani fazla fazla birçoğu şey var. Eksikten yüzden ziyade fazla şeyler mi var? Evet, çok göz yoran şeyler var. O yüzden bana çok böyle hani alakasız gibi geldi, karışık. O yüzden ona göre verdim puanımı biraz da. Hı hı. Puanını görelim canım. Benim sana puanım 3 puan. Bence güzel bir puan geldi yani şu an 2'den. İyidir yani. 2'den sonra iyi geldi. Evet, iyi geldi şu an. Salonun biraz daha renk uyumunu hoşuma gittiği için aslında 3 puan verdim. O yüzden genel olarak aslında beğendim ama benim evim daha güzel. Beklemiyordum açıkçası. Merve, senle devam edelim canım. Kısaca sebeplerini duyalım mı? Kısaca sebepleri, eşyalarını beğendim. Ama kombinlemeni ve çok fazla aksesuar olduğundan ötürü beğenmedim. Daha farklı değerlendirebilirdin. Arkadaşımın da dediği gibi hani ev senin evin. Daha farklı şekillerde kombinasyon yapabilirdin. Kullanma alanı kendine üretebilirdin. Bu konuda biraz daha hani düşünmen gerekli. Düşünsen hani çok yapılacak şey var aslında evinde. Değerlendir isterim yani, sadece bir tavsiye. Bu senin düşüncen tabii ki. Tabii ki benim düşüncem. Evet de. Puanını görelim canım. Benim sana puanım 2 puan. Bu eve 3 puanı nasıl verdin İlayda? Neyine yani mesela? Çok kötü bir ev değil. Ve 2 evet, olarak da var. Görmedim açıkçası. 3 olarak gördüm. Yani ne 4, ne 1, ne 2. Bence gayet 3. Çünkü beğendiğim senin şeyler de vardı. Senin evini çok merak ediyorum bu puandan merak sonra. Merak edebilirsin. Peki az önce tavsiye verecektin ya. Senin tavsiyelerin nelerdir? Çokça tavsiyem var. En başta kombini kapatabilirsin. Yatak odasına depolama alanı yapabilirsin. O hurç o dolabın üstünde kesinlikle olmaz. Zaten o da bir depolama alanı değil mi? Hurç bir depolama alanı ama yeri orası değil. Bence siz o 2 puanları alın, evinize gidin. Evimde 2 puanlık hiçbir şey göremeyeceksin. Ha bulursan da verdiğim puandan ötürü bana geri dönüş yapacağını düşünüyorum. 2 puanımın arkasındayım. Zaten söylediği gibi en düşük puanı da benden bekliyormuş. Beklentisini karşıladı puanım. Evet, Zeynep, sadece senin puanın kaldı. Ev çok karışıktı. Masa düzeni çok karışıktı. Ahşap vardı, cam vardı, porselen vardı. Ev çok karışıktı. Masa düzeni çok karışıktı. Yani aynı şeyleri söyleyeceğim. O yüzden hemen puanımı vermek istiyorum. Peki, puanını görelim canım. 2 puan. Masamın neresi karışıktı? Masanda ahşap vardı, porselen vardı, su yoktu, fazla bardak vardı. Mutfağında çaya çok takılmıştım. Her yer çok karışık geliyor bana. Ama böyle bütün baktığında bence uyumluydu yani. Uyumlu değil işte, bunu kabul etmiyorsun. Uyumlu bulmadık. Evet. Uyumlu bulmadım. Bulsam 2 vermezdim yani. Kızlar, ve diğer kızlar da aynı bulmadınız? Şeyi söylüyor. Maalesef. Herhalde bulmadık. Bir tek aramızda uyumlu bulan İlayda. Ben uyumlu bulduğumu söylemedim. Ben de karışık olduğumu söyledim. Verdiğim puandan ötürü. Acaba yarın günün diye mi yoksa?
ben herhangi bir strateji yapmam. Ben kimse gibi kötü niyetli de düşünmem. Evet, ben de karışık buldum ama iki verebilecek gibi hani öyle bir vicdanım olduğunu düşünmüyorum. Ben üçü hak ettiğini düşündüğüm için üçü verdim. Bu benim kararım. Ben de sana neden iki verdin diye sormuyorsun. Sen de bana soramazsın. Kötü niyetli olduğun için bu puanı verdin demiyorum. Yarışmadayız hani. Evet. Onun için mi böyle bir puan yoksa gerçekten... Yok, gerçekten bence hani iki ya da birlik bir ev değildi. Ben de beğendiğim şeyler kesinlikle olduğu için birlik verdim. Yanlış anlaşılmasın. Bu puanı kişisel olarak vermedim. Evet. Ben sadece evini yorumlayarak bu puanı peki, verdim. Peki bu ev ikilik bir ev miydi? Yani benim için... kendi evimi de göz önünde bulunduğunda... Senin evin kaçlık bir ev sence? Herkesin evi kendine mükemmel, benim de evim bana mükemmel. Beşlik mi? Tabii ki, hatta onluk. Görmek istiyorum çok. Evet, toplamda 9 puan aldın. Evet Aslı Hanım. Şimdi ben senin için puan kullanacağım Fulya'cığım. Haftanın ilk gününde Edirne'ye geldik ve gelinimiz bizi mahallede karşıladı. Bir ateş yakmıştı. Kızlar dileklerini diledi. Üzerinden atladı. Bakalım dilekler gerçek olacak mı? Ama ben kalpten diliyorum. Herkesin ne dileği varsa Rabbim gönlündekini nasip etsin inşallah. Evet, bizi güler yüzle karşıladın. Misafirperverdin. Cevapların çok naifti. Çok kibardın. Çok tatlıydın. Ben seni çok sevdim ablacığım. Keşke ilişki testinde eşinle birlikte kazanabilseydin. Epeyce bir yanlış yaptın. Ona da çok üzüldük. Masanda güzel lezzetleri gördük. Ama Edirne'ye gelmişken keşke bir Edirne ciğeri kızartılmış o kuru biberini de görmüş olsaydık. Hiç fena olmazdı. Evet, benim puanımı da cuma günü büyük finalde öğreneceksin. Ellerine, emeklerine sağlık yuvanda. Mutluluklar diliyorum canım. Evet, bugün için sana çok teşekkür ediyoruz Fulya'cığım. Ben teşekkür ediyorum Aslı Hanım. Emeklerine sağlık. Sizleri ağırlamak bir şerefti benim sağ için. Sağ ol canım, o bize ait. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hanımlar çok teşekkür ediyorum. Yarın neredeyiz İlayda'cığım? Maltepe'deyiz. Evet, İstanbul Maltepe'ye geliyoruz. Evet, yarın İlayda'nın gününde hep birlikte buluşuyoruz değerli izleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Aynı saatte yarın sizin ekranınız Show TV'de görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın. Güzel yorum yapanların ağzına bal, kötü yorum yapanların ağzına da acı biber süreceğim. Buram buram sarımsak kokuyor. Biraz az ve eksik sanırım, devamı gelecek. Ya özgür iradenle onu oraya taktığına inanmak istemiyorum. Bir daha söyleyeyim mi? Sana ne canım? Saatin yeri uygun çok değil. Çok alakasız. O konuda haklısın. Güzel. Beğendin mi yorumu? Günden bahset, hep gül. Evet. Emir mi veriyorsun aşkı mutfağa gelenlere, anlamadım mı? Tercihimi çok beğendim. Ağzın bal yesin hayatım. Senden öğrendiler bu taktiği. Evet. Sallıyorlar. Afrika'daki bir yatak odasında mıyız şu an yoksa Maltepe'de miyiz, anlamadık. Tek yaşanmışlık burada var herhalde. Diğer her şey hazır. Evet. Bir Japon müziği de verin altında. Bakınız kim vazomuz. İlişkinizde eşin bir hayvan olsaydı. Geyik. Tamam mı? Sonra.